İyi akşamlar. Turev Turist Rehberleri Vakfı'nın geleneksel pazartesi perşembe sunumlarından birini daha izleyeceğiz bugün. Ve bugün 25 Mart biliyorsunuz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'dür. Cumartesi günü sunumumuz olmadığı için Tiyatrolar Günü, Dünya Tiyatrolar Günü'nü de kutlamak amacıyla bugün sanat tarihçi ve tiyatrocu hocamız, büyüğümüz Sezai Gülşen'den Emeğin, Oyunun, Şarabın, Tiyatronun Tanrısı Dionizos başlıklı sunumu dinleyeceğiz. Bu arada bir şey rica edeceğim sizden. Sunumumuz kaydolduğu için YouTube'da kalıyor kütüphanemizde. Bu nedenle konferans düzeninde izlemeyi tercih ederseniz kameranız açık kalabilir ama aksi takdirde kameranızı kapatmanızı rica edeceğim. İyi dinlemeler diliyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda şeyleri göremiyorum değerli arkadaşlar. Slaytları göremiyorum. Kendi o konuda Barış Atay arkadaşımla diğer dostlar Evet. da yardımcı olurlarsa sevinirim. Biraz Volkan internet gibi bir sorun vardı. Beyciğim, Sezai hocamızı co-host yapabilir misiniz? O paylaşacak galiba. Evet sanıyorum öyle oldu. Evet öyle olması gerekiyormuş sanıyorum. Evet Barış yalnız arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Hemen hallediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Evet, şu an hazır Sezai Hocam. Sağ olun. Evet şu anda hazırlıyorlar ve şeylerde yardımcı olacaklar bakalım. Evet şu anda evet ben evet Barış yalnız arkadaşım yardımcı olmaya çalışıyor. Şu anda göremiyorum arkadaşlar. Evet nereden gelecek bilmiyorum şu anda. Hiçbir slaytımızı göremiyorum. Gelir şimdi. Gelir Evet, hocam şu bir anda saniye. sağ taraftaydı herhalde. Gelecek değil mi? Şuraya mi aktarılıyor? Evet, ne Share yapmamız screen. gerekiyor? Ekran Merhaba. Share Evet. Yapmanız lazım screen. Sezai Ben Hocam. onları bilmiyorum bilmiyorum nasıl nasıl yapılacağını. yapılacağını. Bir Bir dakika, dakika, Barış Barış arkadaşım arkadaşım yardımcı yardımcı oluyor oluyor şimdi. şimdi. Evet değerli arkadaşlar ses geliyor da evet şeyi nasıl yapacağız? Bekliyoruz heyecanla. Değer arkadaşlarımızda ses geliyor mu? Diğer dostlarımızda sesimiz geliyor mu? Ses geliyor Geliyor, geliyor. Geliyordu. Slaytlar Çok da özür geliyor. dilerim. Evet Geliyor şimdi, biraz da şimdi gelir. internette sıkıntı yaşadık bir iki saat içerisinde. Belirli şeyleri en sonunda çözüldü ama bak, şimdi evet Barış Atay ne yapmamız gerekiyor burada? Barış yalnız yanınızda zaten. Evet Barış yalnız O yanında. hemen halleder. O da yardımcı almaya çalışıyor. Barış yalnız evet. Bir dakika evet. Ne yapmamız gerekiyor Barış? PowerPoint'i Evet. açıp Bakalım şimdi yapmaya çalışıyorlar. Evet şimdi evet. Evet şu anda geldi PowerPoint'umuz sanıyorum. şu an Evet. tamam. PowerPoint'i Tamam. Demin gelmişti. Ekrana gelmişti biraz evvel Barış yalnız. açacağım. Share screen yaparsanız göreceğiz. Henüz Tamam. Şu şey göremedik. screen'i mi alınacak mı Evet, bilmiyorum. evet. Bir dakikanızı rica ediyorum. Tamam. Yaptım. Şu anda screen, şu anda geldi mi arkadaşlar ekrana Açtım size? Zoom'u. Hayır. Oldu. Tamam. Şu anda oldu Geliyor mu? hocam. Evet. Geldi değil Geliyor mi? hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Geldi. beklediğiniz için. Sağ olun değerli arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun. Bir 5 dakika gecikmemiz oldu. Şeyde de internette son dakikalarda bir sorun çıkmıştı. Hepinize hoş geldiniz diyoruz değerli arkadaşlar. Ve şu anda evet şöyle de Emeğin, Oyunun, Şarabın ve Tiyatronun Tanrısı Dionysos'a diğer hocalarımızın yaklaştığı gibi farklı boyutta yaklaşmaya çalışacağım. Onları siz değerli dostlarla paylaşmaya devam edeceğiz. Ekonomik, sınıfsal açıdan şarap ve oyun tanrısı Dionysos'u sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Evet şimdi burada tabii ilk önce söylencelerin, mitosların ne olduğu, nasıl gerçekleştiği konusunu siz değerli konuklarımızla, dostlarımızla paylaşmak istiyorum. Daha önce efsane diyorduk, işte söylence, masal gibi kavramlarla karşılaşıyoruz. Fakat bunun
Yunanca'daki karşılığı mitos, mitos çağını yaşıyoruz. Daha sonra da Anadolu topraklarında, Ege kıyılarında belirli bir tarihin belirli aşamasında mitos yerine logos dediğimiz doğa filozofçuları, felsefecileriyle beraber aklın ve mantığın devreye çıktığı dönem olarak adlandırdığımız yer bu güzel ülkemizde Anadolu'da gerçekleşiyor. Yani mitostan logosa geçiş, biz şu anda mitostan logosa geçiş aşamasını da belirli alanlarda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Burada Allah rahmet eylesin bu konularda en büyük uzmanlardan Sedat Veys Örnek hocamızın ve diğer dostlarımızın kaynaklarından da yararlandık. Sözümüz, dilimiz efsane geçiyor. Aslında insanoğlu yeryüzüne gelir gelmez aklı ve mantığı ilerleyince dört ana soruya yanıt aramak durumunda kalıyor. Tanrılar var mı? Nereden geldiler dediğimiz zaman bugün bir teogoni, teoloji bilim dalına dönüşüyor. Acaba evren, dünya, yaşadığım topraklar nasıl oluştu anlamında kozmogoni kavramı oluşuyor. İnsanların nereden geldikleri ya da nasıl yaşadıkları antropolojinin, antropogoninin konusu oluyor. Acaba bizim ve dünyanın geleceği nasıl olacak diye baktığımız zaman da bu dört ana soru insanoğlunun var olduğu günden beri hep sürekli sorduğu, sormaya devam ettiği ana temel sorunların başında geliyor. Sedat Veys Örnek hocamız şöyle diyordu. İnsanların yaratılış ve ortaya çıkışlarının yanı sıra ilk günah nedir? Ölümün kökeni nedir? Tufan nasıl oldu? Tanrılar insanları neden cezalandırıyorlar? Avcılığın, hayvancılığın kökeni, başlangıcı gibi. Yeryüzünün ilk çifti kimdir? Adem midir? Hava mıdır? Sorularına yanıt aramaya çalışıyor bir anlamda. Bunlar açıklayıcı aslında bir anlamda bilim öncesi bilim diye bakmak gerekiyor. Yani bugün nasıl bilimsel bilim dediğimiz maddenin, nesnenin, doğanın anlamını çözmeye çalışana biz bilimsel bilim, üniversite anlamında universal bilim diye adlandırıyorsak o dönemin insanları da kendi mantıkları içerisinde o söylenceleri gerçek kabul etmek duruyorlar. Yani kutsal kabul ediyorlar. Kutsal dışı sayılmaları yasaklanmış. Halkların çoğu öyküleri gerçek ve yalan diye iki bölüme ayırıyorlar ve bunlara inanmak durumdalar ve bunları da herkesin yanında konuşmuyorlar. Yani söylencilerin dili bir şiir dili olmak durumunda, doğanın en güzel ritminden yola çıkarak şiirleri yaratıyorlar. Oradan yola çıkarak da herkesin yanında değil, belirli yerde, belirli toplumda, belirli ortamlarda söylenceler dile getiriliyor, onların uygulaması yapılıyor. Yunan mitolojisi veya Yunan söylencesinde egemen düşüncede şöyle bir olay var. Olayı bu Homeros bunu dile getirdi. Oradan öğreniyoruz. Hesidios ve diğer Yunanlı yani Grek veya Anadolu ozanların, yazarların dile getirdiği gibi hep böyle nindir mitos diye dile getirirlerken aslında hepimizin bildiği, okuyan, araştıran, aklı ve mantığı ve bilimi ortaya koymaya çalışan arkadaşlarımız şunu fark ediyorlar ki bugünkü yazılan bütün mitoslar yani Neolitik çağdan başlayarak Neolitik çağın çanak çömlek aşamasına geldiğimiz zaman bütün mitoslar erkeklerin gözüyle yazılacak. Erkek egemen dünya görüşü, toprak ağlarının belirli bir sınıfın gözü önünde yazılacak. O yüzden daha önceki yazıya geçmemiş söylenceler kadınların ana erkek sistem gözüyle dile getiriliyordu. Ve eski Yunan dünyasında mitolojik düşünceyi benimseyen gruplar çoğunlukla toprak sahibi aristokratlardı. Ve bu aristokratlar ve bunların da şairi de Homeros'tu. Genel anlamıyla yerine oturttuğumuz zaman başka güzel bir kültürü dile getirmiş oluyor. Şimdi bir toprak zamanla giderek zenginlik ölçütü olmaktan çıkacak. Onun yerini para alacak ve artık insanlar Homeros'un anlattıklarıyla doyuma ulaşamayacaklar. Eski mitolojik yaşam biçimlerini ve sorunlarını çözemez olunca bu düşünsel gelişme sürecinde aristokrat sınıf giderek güç kaybedecek, toplumsal ve siyasal olaylar bunlarla paralel gidecek ve o kadar yönetimde hiçbir hakları olmayan işçiler önce zanaatkarlık yapmışlar, bu sayede para ve mal biriktirmişler ve gemicilik yapmışlar ve buna göre de felsefenin ortaya çıkış nedenlerinden biri de topraktan metaya yani bir anlamda paraya geçilmesi oluyor. Tabii burada gelişen tüccar sınıfının, köylü sınıfının, bugünkü anlamda olmasa da işçi sınıfının ve şeylerin bir güç kazanmış olmaları ve yavaş yavaş demokratik bir ortama geçişle de paralel gidebiliyor.
Şimdi Gizem Ece Gönül diye bir arkadaşımızın kaynaklarından yararlanmaya çalıştım. Bir kısmını aldım. Kaynakları elden geldiğince bilim alaka açısından belirtmeye çalışıyorum. Örneğin bir bilim profesörü, Hollandalı tarih hocası Johan Huizinga, Homo ludens diye bir kavram ortaya atıyor. Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme. Bunu da Türkiye'nin iyi beyinlerinden olarak düşündüğüm ve sevdiğim bir gerçek ve entelektüel olan Mehmet Ali Kılıçbay hocamız çevirmişti. Homo sapiensin şeyini, yani toplumsal işlevi üzerine oyundadır. Ve Metin Ant hocamız da o görüşü çok benimsiyor. Şöyle ki, insanlar yeryüzüne geliyorlar ama geldikleri zaman kendinden önce hayvanlar var. Diyelim ki kediler var, koyunlar var. Evcilleştirmese bile onların oyun oynadıklarını görüyorlar. Yani bir anlamda oyun şeyden, tiyatronun bir parçası, bir öncesi olarak gelebiliyor. Çok güzel, içten bir şekil oluyor ve bir özgürlüğün de simgesi olarak bunu dile getirmiş oluyor Huizinga. Ritüellerde yapılan törenlerde bu şeyleri de ileriki aşamada görmüş olacağız. Yani ritüel ve oyun arasındaki ilişkiyi yakından işleyerek dile getirmiş oluyor Huizinga burada. Bakın burada bir kedinin yumakla oynaması, çocukların içten bir şekilde çok samimi şekilde oynarken bunu gerçek sanmaları ya da ne bileyim bir sopayla at olarak, bir kamçıyı yılan olarak düşünebiliyorlar. Ve bugünkü çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz bir bebeği canlı sayarak, yemek yedirerek, işte sopayla konuşarak onun canlı olduğunu düşünüyorlar. Bununla da animizm kavramı, yani dağda, taşlı, derede, tepede bir ruh olduğu, bir düşünce olduğu kavramına inanmış oluyorlar. Animizm kavramı da gelişmiş oluyor. Burada hemen şeye geçiyorum. Elden geldiğince tarihsel sıraya giderek, insanoğlu 2 milyondan fazla süren taş çağında, paleolitik sonunda yerleşik sisteme geçtiği zaman tabii artık tarıma geçiyor. Yeni bir dünya görüşü ve ekonomik yapı başlıyor. Mülkiyet kavramı, ticaret kavramı, tarım kavramı başlıyor. Zaten burada bir yapay da olsa bir çizimde Nuh'un gemisi ve Ağrı Dağı veya Cudi Dağı'nı görmüş oluyoruz burada bir anlamda. Farklı bir çizim. Yani sonuçta Nuh sözcüğü bilebildiğim kadarıyla kaynakların bana söylediğine göre tarımcı anlamına geliyor. Onunla ilgili hikayeyi de yani şaraba, Dionysos'a, Hazreti İsa'ya ve diğer boyutlara girmeye çalışacağız. Bakın burada hemen üzüm var. Yine olayın hikayesine geleceğim. Nereden nereye diye geleceğiz. Şimdi Tevrat'ta, kutsal kitap Tevrat'ta, Tekvin Yaratılış'ta Nuh peygamberin gemisi Ağrı Dağı'nda karaya vardığında şöyle bir olay görüyor. Kaba taslak aktarmaya çalışıyorum bu söylencinin boyutunu. Şimdi tabii sular çekildi, Ağrı Dağı'na bir cüddeye gidildi, barış başladı, tarım başladı, hoşgörü başladı, ticaret başladı. Nuh peygamber bakıyor ki bütün hayvanlar yorgun, argın, ağda akşam saatlerinde dönerken bir bakıyor ki bir hayvan grubu çok neşeli, böyle şarkılar söylüyorlar, neşeli şekil. Allah Allah diyor, nasıl olur bu? Nasıl bu hayvan diğerleri gibi yorgun değil diye onları çok argo deyimle çaktırmadan izliyor. Bir bakıyor ki bu izlediği hayvanlar keçiler. Keçiler bağa girmişler. Bağdaki kargaların, kuşların gagaladığı üzümleri yemişler ki onlar zaman içerisinde fermante olmuşlar ve birdenbire de neşeleri bu içkiden, doğal şaraptan gelmeye başlayacak ve bu şekilde bir olay var. Ve bu olay içerisinde de şöyle bir olay olacak değerli arkadaşlar. Diyecek ki ben de bağcılık yapacağım diyecek Nuh peygamber, söylencilerin ve kaynakların bize ifade ettiğine göre ben de bağcılık yapmaya başlayacağım diyecek. Bir tarım toplumu zaten bağda üzüm fideleri dikmeye başladığında her diktiği fideyi şeytan yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Ne yaparsa yapsın şeytanla başa çıkamıyor ve anlaşmak zorunda kalıyor. Diyor ki şeytan, madem bağcılık yapacaksın benim dediğim gibi yapacaksın diyor. Her bağ fidesinin altına 5-6 hayvanın kanını akıtacaksın. Akan kanlardan çok güzel, verimli bir üzüm elde edip şarap yapabileceksin diyor. Ve Nuh peygamber de şeytanı dinleyerek o bağa belirli hayvanların kanını akıtıyor. Gerçekten çok verimli, üretken bir üretim ortaya çıkıyor. Bağcılık yapıyor, şarap yapıyor, içiyor, sarhoş oluyor. Sarhoş olurken de aşağı yukarı böyle bir çıplak oluyor, kendinden geçiyor. Oğullarından bir tanesi de sanıyorum Sam,
Hafet ve üç oğlu var. Ham, Sam ve Yafet var. Üç oğulları var. Ham bunlardan şeyleri, bunlardan bir tanesini sanıyorum. Ham aşağı yukarı babasıyla çıplak olduğunu söyleyince Nuh kendine geldiği zaman hemen şeyi, oğlunu lanetliyor. Öyle bir lanet olayı var. O yüzden de bugün günümüzde en büyük lanet bedduayı babadan almamak gerekir derler. O yüzden de yine bu söylenceye göre bu insanlaştıran alkolün işte o dönemde tanrısal bir boyutu algılanıyor. Şarabın daha önce bildiğiniz gibi bira var. Biradan sonra şarap ortaya çıkıyor. Ve bu ortamda bir bakıyorlar ki erkek tam kafayı bulduğunuz zaman, içtiğiniz zaman şöyle oluyor bu söylenceye göre. Bir yani Nuh peygamber şeyi dinlediği için şeytanı, kesti hayvanların özellikleri insana geçermiş. Örneğin bir aslan ve kaplan kadar yırtıcı, tilki kadar kurnaz ve eşek kestirecek kadar kanları karıştırıp farklı boyutlara gelmek var ve şeytanın dediklerini yapmış ve bu yüzden de tilki, birincisini içen tilki, ikincisini içen aslan, üçüncü içsen de herkes kendi düşüncesine göre bunu zenginleştirebiliyor. Şarabın geçmişine baktığımız zaman çoğu Avrupa dillerinde şarap olarak geçen wine'ın Sanskritçe'de sevgili anlamına gelen vena'dan türediğini söylüyorlar. Yabani olan bu bitki 6000'li yıllarda milattan önce geliştirilecek. Toprak kapları ortaya çıkınca seramik, çanak, çömlek saklanacak derken bunun bugünkü bilgilere göre eğer değişmediyse günümüzden 8000 yıl önce Gürcistan'daki Tiflis şehrinde şarabın ilk yapıldığını bazı uzmanlar dile getiriyorlar. Yine Irak-İran sınırlarındaki Zagros dağlarında şarap tortusunun 7000 yıllık olduğu anlaşıldı. Bu testinin Pensilvanya'daki arkeoloji ve antropoloji müzesinde sergilendiğini uzmanlar bize dile getiriyorlar. Anadolu topraklarının ilk ulusal devleti diye adlandırabileceğim Hititler'de şarap var. Bunu İbris kabartmasında göreceğiz. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bu. İnsan önce 3000'in son çeyreğinde gelmiş ve burada kazılarda, Hattuşaş'ta bulunan kazılardaki som altından şarap sürahisi ve ayaklı şarap kadehleri bulunmuş. En eski şarap kabıdır. Konya'dan söz etmiştim. Hititler'de telefonu ölümsüz ana ve babasına, ölümlere oyun oynayan apacan bir kişi olan fırtına tanrısı telefonunda şarabı bulduğunu söyleyenler de var. Bakın burada hemen Hitit kralı Varpalavas, bereket tanrısı Tarhun'da bir elinde üzüm salkımı, bir elinde buğday başağı var. Sağ elinde üzüm olduğuna göre bazı uzmanlar onun kendi sağ olduğu için üzümün buradan buğdaydan daha önemli olduğunu söylüyorlar. Ve biraz evvel sözünü ettiğimiz Metin Ant hocamız, ki ben kendisini kitaplarını okumuşumdur, hayranı kalmışımdır, tanışmışlığımız vardı. Onun ailesinin sahip olduğu Kavaklıdere şarapları, İvriz kabartmasının afişini şaraplarda vurgularak Anadolu uygarlığına duydukları saygıyı ifade etmişlerdir. Bu yine burada aşağı yukarı her şeyi tabii aktarmayacağım, anlatmayacağım yazılanları ama özetleyerek gideceğim. Mesela kuzeyde Hitit uygarlığının şarabını Traklara satıyorlardı. Asurlu tacirler alıyorlar bunu. Mezopotamya'ya, İran'a, Hindistan'a taşıyacaklar. İran'da ise bir bu şarabı zehir gibi düşünecekler. Dayanılmaz bir baş ağrısı çeken bir cariye intihar etmek için bu suyu içecek, canlanacak. Bu yüzden de Cemşit dediğimiz İranlı kahramanın bu şarabı bildiğini ve yarattığını biliyoruz. Bir cariye de bu kendini cana kıymak isteyip şarapları içince iyileşiyor. Adına da Şah Daru adını verildiğini kaynaklar söylüyor. Deniz Gürsoy hocadan çok yararlandım. Kendisi bana bu izni verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda biliyorsunuz şarap üzerine, bira üzerine, gurme üzerine, mutfak tarihi üzerine çok yayınlar yapmış bir büyüğümüz. O çok güzel bir ön söz yazmıştı. Ön sözü sizlerle, değerli dostlarımla paylaşmak istiyorum. Onun kitabından alıntılar yaptım. Şarabın tarihinde. Şöyle bir şeyle gelecek. Şimdi hem burada çok fazla bilimsel ayrıntıya girmeden, özü var aslında, bilimsel bilgi var ama şöyle aktarmış, çok ben kendi adıma hoşuma gitti. Hani kuzguna yavrusu şirin gözükür derler, ben de onu sizlerle paylaşacağım. Diyor ki ben Tanrı Zeus'un oğlu Dionysos. Siz beni şarap ve eğlence tanrısı olarak tanırsınız. Bir elim yağda, bir elim balda sanırsınız. Allah kahretsin, bütün suç babamın. Beni karısı tanrıcı her adam değil,
Kadmos'un kızı ölümlü Semele'den yapmış diyor. Ana tarafından Manisa Bozdağ'dan, yani sizin ordanızım, hemşerinizim. Hani seni anamdan doğduğuna pişman edelim derler ya, ben anamdan doğamadım bile. Ama yine de diyor doğduğuma pişman ettiler. Bu kıskanç Hera Zeus'u anam Semele'den kıskandığı için kandırıp gerçek yüzünü göstermesini isteyince babam Zeus'la her zaman birlikte o dolaştı. Binlerce şimşek ve yıldırımla kendisini görünür hale getirmiş. Bana 7 aylık hamile olan anam Semele de herhalde kısa devre yapan bir yıldırım nedeniyle sizlere ömür. Babam hemen beni anamın karnından çıkarıp baldırına yerleştirip orada büyütmüş ve şöyle eklemiş. Ben çok sevdim, hoş da geldi bana. Bir anlamda Silivri yoğurdunu bana anımsattı ama diyor ki salatadan daha çok seviyorum yoğurdu. Anamın işi varmış, beni babam doğurdu. Onun için bana anadan olma, babadan doğma olarak iki doğumlu anlamına gelen Dionysos adını takmışlar. Antik Yunan boyunca hep bu adı kullandım ama Romalılar babama Jüpiter, bana da Bakus demeyi yeğlediler. Aslında benim durumuma daha da uyan at söz meclisten dışarı piç ama bereket versin kimsenin aklına gelmemiş. Şimdi burada bir Yunanistan haritasını görüyoruz. Grek dünyasını gösteriyoruz. Tiyatronun, uygarlığın Anadolu ile birlikte, Anadolu daha önceki bir uygarlık, batı yakasıyla doğu yakasının karşılaşmasını görüyoruz. Burada bir antik Akropolis'te bir kenti görüyoruz. Yunan kenti içerisinde. Erektyon tapınağı, Atina heykeli, işte bir tiyatro, amfiteyatroları, Nike tapınakları derken burada hemşerimiz İzmirli olan, tek gözü görmediği için gözü sakat olan bu toprakların yaratılmış güzel insanı Homeros var. Burada da güzel bir çağdaş bir Homeros'umuz vardı. 5-6 yıl önce rahmetli oldu. Onun da gözü görmediği için çağdaş Türk Homeros'u diye Yaşar Kemal'den söz ederler. O İnce Mehmet gibi onlarca güzel kitabı yaratan insanla Homeros arasında birisi İzmirli, birisi Adanalı, Karatepeli, iki bu toprakların güzel insanı. Evet, şimdi burada eski Yunan'da siyasal ve sosyal kuramsal yapıya baktığımız zaman eski Yunanlıların siyasal örgütlenmeleri bugünün modern dünyasından farklı olarak ulus devlete değil polis şehirli devlet düzenine dayanıyor. Savaş anlaşmaları bir yana birden fazla polisi içine alan bir devlet kavramı da yoktu. Her polis kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir toprağa sahipti. Bu topraklar polisin merkeziyle çevre köyleri kapsayan bir alandan oluşmaktaydı. Halk polis çevre merkezini çevreleyen bu tarım arazilerinde gün boyu çalışır. Akşamleyin de güvenlik gerekçesiyle polise geri dönerdi. Ve halkın geçimini sağladığı bu topraklar var. Eski Yunan'da kölelik çok yoğun. Bütün evdeki köleler ve dışarıdaki köleler işleri gördüğü için de çalışmayan antik Yunan toplumundaki insanlar felsefe yapmaya, güzel sanatlarla uğraşmaya, ideal sanatı geliştirmeye ve felsefe yapmaya başlayacaklar. Şimdi bunun içerisinde Atina geliyor. Atina İyon unsurlarının baskın olduğu Atina'da İsparta'dan daha demokratik olarak geliyorlar. Doğal bir liman, şaraptan, zeytinyağdan, amforadan, demirden büyük para kazanıyorlar. Derken bu ticaretten gelişen ve zenginleşen sınıf Atina'da toplumsal tabakalaşmayı aristokratlarla ve halk sınıfı Metikos adı verilen yabancılar ve kölelerden oluşan bir sınıf içerisinde yavaş yavaş gelişen tüccar sınıfı bunun karşısına Perikles döneminde, Solon döneminde, demokrasi döneminde bir başka tanrıyı Zeus'un karşısına Dionysos'u ortaya çıkaracaklar. Evet, Atina Akropolis'ini burada görüyoruz. Kölelik kurumundan bahsetmiştim. Burada köleler, ev kölesi var, tarım hizmetleri var. İki tane köle tipi var. Tarım hizmetleri köleliği, ev hizmetleri köleliği, daha sonra ticaretle beraber oluşan başka bir kölelik sistemi gelebiliyor. Ve üç ayrı yönetim mekanizması oluşacak Atina demokrasisinde. Baş rahip olan kral, polisin güçlerini yöneten başkomutan ve sivil idarenin temsilcisi arkonlar gelecek. Ve bunlar Atina'da Ares Tepesi'nde toplandığına ötürü Areopaj adını alan
aristokratlar meclisi var. Bunların karşısına ilerleyen aşamada yoksulların, köylülerin, emekçilerin tanrısı olan Dionysos ortaya çıkacak. Şimdi şeye ayrıntıya girmeyeceğim. Tanrının doğuşu şu oldu, bu oldu ama Gaia gökyüzü, toprak Gaia, Uranos gökyüzü. Uranos gökle toprak birleşince bir de suyla buluştuğunuz zaman yani üç ana unsur son derece dünya inancında, mitolojisinin son derece önemli. Hanefimizin çok sık kullandığı bir terim vardır. Kutsal üçleme. Yani bir sayısı, iki sayısı, üç sayısı kutsal deriz ama benim okuduğum bir kaynakta şöyle bir yorum getirmişlerdi. Bana da doğru gelmişti. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gökyüzünü kapatamıyoruz. Sonsuz bir gökyüzü var. Güneş var. Akşam ay var. Bastığımız toprak var. Altında da su var. Ne oluyor tabii? Topraktaki çamurla suyu karıştırdığınız zaman gerek Mısır inancında, gerek Mezopotamya inancında, gerek İslam kültüründe Tanrı, Allah insanı çamurdan yaratır. Neyle de nefes verir. Yani bunu Mısır'da çömlekçi Tanrı Pıta, Mezopotamya'da Marduk ondan sonra gerçekleştiriyor. İslam'da da İslam'ın büyük inancına, İslam inancında da Tanrı insanları çamurdan yaratarak ona nefes veriyor. Yani üç sayısı gökyüzü bir, yeryüzü bir de yeraltı üç. Tarım toplumuna geçtiğiniz zaman da daireden kareye eve geçtiğiniz zaman yani şehirleştiğiniz zaman da dört sayısı hava, toprak, su, ateş. Dörtte de üçü toplarsanız alın bütün dinlerdeki yedi sayısına giden yol olduğunu söyleyenler de var. Ve tanrıların soy ağacına baktığımızda ikinci aşamada en doğanlardan bir tanesi kafadan, beyinden doğan, Metis'ten doğan Athena. Bir de Dionysos olarak da Zeus'un bağlarından doğan Dionysos'u göreceğiz. Tanrılar sisteminde burada da evlenmeleri var. Ayrıntıya girmeyeceğim. En sonlardan bir tanesi de en son Semele'den gelen Dionysos var. Baldır'dan doğma öyküsüne biraz sonra gireceğiz. Evet, burada Zeus Hera var. Evlilik tanrıçası, mutluluk tanrıçası, Zeus'un eşi ama hiçbir zaman değerini bilmeyen ve erkek egemen görüşünün simgesi olarak her türlü hızlı yaşayan ama eşi yaptığı zaman cezalandıran erkek ideolojinin simgesi olan burada Zeus'u görüyoruz. Burada Demeter var, Persefone var. Aslında bütün mitosların amacı şu anda biz bahar ayındayız. Ekinos'u yaşadık. Osiris'inde, Isis'inde dirilmesi, Hazreti İsa'nın dirilmesi, Nevruz olayı hepsi böyledir ve masallara, söylencelere ve Metin Andın kitabındaki baktığımız zaman İslam mitolojisinde ve diğer kaynaklarda şöyle bir olay var. 21 Mart'la ilgili bu bir yorum. Yani Ekinoks'la ilgili, baharın gelmesiyle, doğanın canlanmasıyla ilgili. O zamanki insanlar, yani bu arkeolog, rehber olmayanlar, fazla araştırmaya zaman bulamayanların belki farkına varmadığı bir olay var. Bunlar bir yorum. Yani bir kere nesnel bir gerçek var. Doğanın kendisi. Her insan bunu görüyor, aklı olan. Gece var, yıldızlar var, sabah güneş doğuyor, ölüm var, yaşam var, hayatın da kendisi var. Ama o zaman şöyle düşünüyor, bir tanrı yaratıyor, yani doğayı kişileştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bir toprak, ben bunu toprak ana yapayım diyor. Deniz size zarar veriyor, dalgayla boğduğu zaman Poseidon yaratıyorsunuz. Veya diyorsunuz ki ben bir tarım tanrısı yaratayım, Demeter ve Persefone olsun. Bunlar tarım yapıyorlar, ürün yapıyorlar, kızları kaçırılıyor, Demeter'in kızı Persefone kaçırılıyor. Yerin altına gidince eyvah tanrıçamız kaçırıldı diyorlar. Ürün vermiyor. Bitkiler yaşam bulamayınca bunun yer altından yer üstüne çıktığı tarih 21 Mart'a doğru denk getiriliyor. O yüzden dinlen tarihinde şöyle bir yorum yapılır. Adem ile Havva'nın cennetten kovuldukları tarihin 21 Mart olduğu söylencesi yaygındır. Nuh'un gemisinin karaya dağa düştüğü tarih 21 Mart'tır. Arkasından Yunus peygamberin balinanın yuttuğu tarih ve karaya çıktığı tarih 21 Mart'tır. Musa'nın asasıyla denizi yardığı tarih 21 Mart'tır. Musa'nın asasıyla yardığından söz ettim. İsa'nın dirilmesi Mart, Nisan, Paskalya'dır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e peygamberliğin verildiği tarih 21 Mart'tır. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin doğum günü olduğu konusunda da öyle bir inanç var. Yani akıl değil ama akılın dışında insanların yarattığı güzel bir inanç düzeni de var. İşte Demeter'le Persefone
Dionysos da Mart-Nisan aylarında doğar şarabın temsilcisi olarak. Hepsi aynı güne geliyor. O yüzden bugün Dünya Tiyatrolar Günü olayında da siz değerli dostlarla bunları paylaşmak istedik değerli arkadaşlar. Evet, Yunanistan var, şarap var burada. Şarabın geçmişi 2000 yıl buradan, 1500 de oradan koyarsak 3500 yıl önce. İsa'dan önce 900'de Akdeniz'de şarap renkli deniz diyor Homeros. Hemşerimiz, yurttaşımız, İzmirli arkadaşımız, bu ülkenin yetiştirdiği en güzel insan onu diyor şarap renkli deniz. Ve bugün de Euripides'in Bakalar oyunundan söz edeceğim. O da diyor ki doğum ve ölüm tarihi İsa'dan önce 480-406. Diyor ki şarap olmasaydı insanoğlu aşkın farkına varamaz, mutluluğun keyfine erişemez diyor. Öyle bir görüşü dile getiriyor. Evet, burada hemen bir siyah bir vazoda görüyoruz. Zeus burada işte baldırından doğan Semele, şöyle bir hikaye var. Semele daha önce de söylemiştim. Deniz Gürsoy hocamız kitabında da belirtmişti. Semele bir ölümlü. Diyor Zeus ölümsüz. Kız kardeşleri kıskanıyorlar veya yakın çevresi. Bakalım sen kimle aşk yaşıyorsun? Sevgilini gör. Görmemesi gerekiyor. Görünce de Zeus bir şekilleriyle onu yok etmek durumunda kalıyor. Çok da sevmiş. Alıyor cerin halinde Semele'nin karnından çocuğunu baldırında saklıyor. Yani erkekler olarak biz de doğurabiliriz. Kadınları bir anlamda meydan okuma bir anlamda. Kadın yani hep kadınsınız, havaya giriyorsunuz. Bak ben de doğururum diye aslında bir baş kaldırı var. Bir de antik Yunanlılar Zeus çok güçlü ve aristokrasinin ve soyluların ve zenginlerin tanrısı olunca onun zıttından kendi içeriğinden kendi düşmanını yaratıyorlar. Baldırında doğuyor. İki kez doğan anlamını ditrambos diyoruz. Buradan şarkılar, tragedyalar gelecek. Bu doğan çocuğu Dionysos'u keçiler alacaklar. Bir mağarada büyütecekler bir nesibini. O yüzden de tragedya keçiler ezgisi, keçiler şarkısı olarak günlük hayatımızda tiyatronun temel unsuru olarak karşımıza gelecek. Çok farklı söylenceler var. Girit'te söyleniyor. Hera var, Titanlar var, yandaşları var, Athena var. Bunlarla ilgili ayrıntıları belki ileriki dakikalarda gireceğim. Yine burada tabii örnek vermiştim. Kibele, ana tanrıçamız, ölme, dirilme motifi. Osiris, Mısır'da, Adonis, Babil tarafında, Attis, Anadolu topraklarında hepsi de ölme, yaşama, baharın gelmesini dile getiren unsurlar olarak. Bakın burada hemen bir üreme tanrısı olarak burada görüyoruz. Osiris'i görüyoruz. Arkasında eşi ve kız kardeşiyle beraber Osiris ve Isis burada. Yine burada bir başka bir burada görebiliyoruz. Bakın burada Kibele Attis, ana tanrıça Kibele Attis de Frigyalı, Eskişehirli, Ankaralı, Sakaryalı, Anadolu'lu ve Kibele buradan ileriki yıllarda Meryem Ana'ya kadar giden yolun önünü açacak. Özböz Anadolu'lu Friklerde, Anadolu topraklarında buradan Roma'ya, Roma'dan İngiltere'ye Lady Diana, Sibyl ve Sibel olarak gidecek. Ve Attis de onunla evlenmek istemeyen bir kişi olacak. Hatta evleneceği gün Kibele nikahını basacak. O da sinirlenecek ve nasıl sen benim nikahımı basarsın diye Attis cinsel organını kesecek. Akan kanlardan ölecek. Kanların olduğu yerde bir Manisa lalesi, anemon ortaya çıkacak. Turizm sektöründekiler çok iyi bilirler. Galata Kulesi'nin yanında anemon oteli var. Manisa'da anemon oteli var. Yani böyle bir söylentiye göre akan kanlardan çam ağacı olacak. İlk sünnet olayı diye yorumlayanlar var. Oradan da Avrupa'ya çam ağacının gittiğini söyleyen uzmanlar var değerli arkadaşlar. Evet, burada Dionysos'un çevresinde doğayı, kırları temsil eden onun grubundan satirler var, silenoslar var, panlar var. Ve bunlar devamlı onun Dionysos'un kadrosunda olan kişiler olarak geliyor. Satirler var, belden üstü insan, belden aşağısı at, keçi biçiminde, kırlarda dolaşıyorlar, nimfaların peşinde takılıyorlar, cinselliği dile getiriyorlar, güzel sanatlarda canlandırılıyor. Bir adıyla da Marsyas bir satirdir. Yani derisi yüzülen Apollon'la müzik yarışmasına giren kişidir. Zagreus
Orpheus adı geçen tanrı, ilk Dionysos sayılan isimdir Zagreus. Zagreus. Panteus Kadmos'un torunudur. Dionysos'un teyzesi oğludur. Bakalat tragediyasının adı geçer. Kendi anasını elleriyle parçaladığı söylencelere geçer. Öyle geliyor. Bir anlamda Bakalar diye kadın inananları var şeyin Dionysos'un. Satirler var, Silenoslar, Bakalar var. Bakalar Dionysos'un dinsel törenlerini kutlayan kadınlar. Dionysos'un çıplaklığını simgelemek üzere çıplak bedenlerine ceylan postları, başlarına sarmaşık çelenkleri koyuyorlar. Ellerinde çam kozalağı, gevdesine asma yaprağı sarıldı. Değneklerle dağlarda, ormanlarda dans ederek kendilerinden geçiyorlar. Üremenin, bolluğun, bereketin simgesi olarak düşünülebiliyor. Şarap, üzüm, asma, bunlarla gelen şehvetin simgesi olacak. Bunların en bilindiği kır Dionysos'u, ona girmeye çalışacağız. Bu törenlerde tarlalara büyük ağaçtan her kent kendi cinsel organ biçiminde şarap tanrısı Dionysos'un simgelerinden bir tanesi de erekte olmuş, ereksiyon halindeki ayağa kalkmış diyebileceğimiz büyük cinsel organlar tarlalara dikilecekler. Ve bu dikilen tarlalardaki bu falluslar üremenin, bolluğun, bereketindir. Yani erkek daha önce fallosun cinsel organın kadının döllediğinin farkında değildi. Neolitik'in sonlarına doğru koyunla koçun birleştiğini, boğayla diğer hayvanı görünce erkek de kendi gücünü görüp kendisini bir tanrı olarak ortaya koyacak. Bunun Anadolu topraklarında en önemli yeri Çanakkale Lapseki Priapos dediğimiz bir erkek cinsel organ biçimindeki tanrının sembolüdür. Daha sonra tarlalarda kuşlardan, özellikle kargalardan koruyan korkula dönüşmüş olacak bir anlamda. Evet, burada Silenos var. Çok önemli bir kişi, akıl hocası ve çocuk Dionysos'u kucağına almış. Bakın, burada Silenos'tan söz etmiştim. Kırların tam burada antik Yunan çıplaklığı tek tanrılı dinlerin anladığı gibi cinsellik gibi algılamıyor. İnsan güzelliği olarak alıyor. Tanrısal güzellik olarak algılıyor. Tapınaklarda, sanatta, tiyatroda o insan güzelliğine, insan yüceliğine yöneltmiş olarak algılıyor antik Yunan dünyası. Burada işte satirleri görüyoruz. Erekte olmuş fallos diyoruz arkeolojide, bilim dilinde. Bunlar bolluğun, bereketin simgesi. Dionysos'un kadrosunda olan, ekibinde olan isimler. Burada Penteus var. Bakın burada şeyi parçalıyorlar. Erkekleri parçalayan, zarar veren şey, kadınlar bunu görüyorlar. Penteus'u parçalıyorlar. Çok zarar veren, vahşi bir kişiliği var Penteus'un. Dionysos'un adları var. Azerat hocamızdan yararlandım. Çok adı var. Bakos var. Bromios. Ditrambos, Yakkos diye geçiyor. Hiçbir diyor Olympos tanrısı bu kadar adla anılmaz. Ancak bu kadar isimli Anadolu tanrıçası Kibele'de ve Artemis'te gözükür diyor. Disa'lı Aydın bölgesinde olduğunu söyleyenler var. Trakya'dan geldiğini söyleyenler var. Ve böyle bir özelliği var. Girit mağarasında büyümüş diyenler var. Şarabı, sarhoşluğu ortaya koyuyor. Ve insanları içtiğiniz zaman korkaksınız, cesur oluyorsunuz, toplumsal baskılardan sıyrılıyorsunuz. Maça gittiğiniz zaman, bağırıp çağırdığınız zaman nasıl rahatlıyorsanız, şarap içtiğiniz zaman, o zaman antik Yunan düşüncesinde alkol aldığınız zaman rahatlayacağınız düşüncesi söz konusu var. O yüzden buna Yunanca eleftheros, yani özgürlük sıfatı veriliyor. Latince adı liber oluyor. Şarabı, sarhoşluğu, özgürlüğü dile getiren bir tanrı boyutuna gelmiş oluyor. Bakalardan söz etmiştim. Kadın alayından daha önce söylemiştim. Dağlarda, bayırlarda geliyorlar. Tarlalarda çiftleşiyorlar ve bunun ürünün bereketli olacağı düşüncesi var. Bazen de bu kadınlar böyle çok çıldırınca akıl hastalığına, çılgınlığına ve kendilerinden geçerek bir coşkuya kapılarak ruh sağlıkları da bozulan bir konuma gelebiliyorlar. Burada evet, bakalar törenini görüyoruz. İşte bir erkeği bulmuşlar burada. İşte bu tarlalarda sevişecekler, gelecekler. Ve bakalar Yürüpides'in getirdiği önemli, güzel örneklerden bir tanesi. Yine burada Dionysos ve satirlerden bir olayı görüyoruz. Burada İstanbul Şehir Tiyatroları, benim de uzun yıllar görev yaptım, 40 yılda yakın görev yaptığım şehir tiyatrolarında şeyin fotoğrafını bulamadım. İlk izlediğimde aşağı yukarı 1965'lerde
Güngör Dilmen bunu Yunanca'dan çevirmişti. Güngör Dilmen hocamız şehir tiyatrosunun dramaturgu, aynı zamanda ülkemizin önüne gelen güzel bir eğitim kurumu olan Müjdat Gezen Merkezi'nde konservatuarında mitoloji dersi hocasıydı ve o Yunanca'dan çevirmişti. O fotoğrafı bulamadım. Yani şehir tiyatrosu arşivine girdim internetten. Ayla Algan'ın oynadığı bakalardan fotoğraf koyacaktım. Olmadı ama sonra aklıma geldi. Şehir tiyatrosu bunun birkaç yıl önce oynamıştı. Bakalar oyunun çağdaş yorumundan sahneleri siz değerli dostlarla paylaşmak istiyorum. Oyundan birkaç güzel sahneyi burada görüyoruz değerli arkadaşlarım. Evet, burada Apollon var, Dionysos var ve ünlü Alman düşünürü Nietzsche. Apollon'u akıldan yana, siyasal güçten yana, mantıktan yana olarak algılıyor. Dionysos'u biraz daha coşkulu, daha şair, daha sanatçı, daha yaratıcı olarak iki birbirine zıt. Aslında antik Yunan şunu getiriyor felsefede: zıtların birliği ve savaşımı. Yani şöyle düşünün, Athena hem savaşçı bir tanrıça, savaş yaratıyor. Yani Mars gibi, aklını, Ares gibi aklını estiği zaman savaş yaratmıyor. Akıllı savaş yaratan bir tanrı boyutunda Athena, aynı zamanda barışçı. Nasıl olur diyorsunuz? Hepimiz hem kavgacı hem iyimser değil miyiz? Hem iyiyiz hem kötü değil miyiz? Yani Türk sineması gibi, hani Cüneyt Arkın filmleri gibi 50 kişiyi döver dayak yemez. O bir karakter değil, o tiptir. Oysa burada aynı karakterde hem iyi hem kötü olabiliyor. Apollon, iki kardeşler bunlar. Dionysos sonradan devreye girmiştir ama sonuçta İki zıt düşünceyi dile getiriyor. Dionysos emekten yana, Apollonsa egemen sınıftan yana diyelim ki bunu Eskişehir'de geçer hikayede biliriz. Midas'la pan yarışmaya katılırlar. Yargıcılar kurulunun başında da Midas vardır ve yarışmada Anadolu köylüsü olan Pan kaval çalar. Flüt çalar, bir üflemeli çalgı çalar, Apollon da lir çalar, gitar çalar, yarışmaya başlarlar. Apollon der ki Kral Midas'a, söyle bakalım kral, hangimizin müziği daha güzel, daha duyarlı? Tabii Apollon bir egemen sınıfın, güçlü olan sınıfın, o günkü anlamıyla burjuva sınıfının diyelim, bugünkü anlamı burjuva sınıfının, tırnak içerisinde söylüyorum. Herkes sınıf birini tamamlıyor, ikisi de birer bir güzellik tabii. Diyor ki Midas, bence Pan'ın müziği daha güzel, Anadolu köylüsünün güzel bir müziğidir, işlidir, dramatiktir. Onu beğenince diyor ki, hepinizin bildiği hikaye, senin kulakların duyarlı, müzik kulağı yok. Senin kulağın olsa olsa eşek kulaklı olur diyor. Ama aynı zamanda Dionysos'la Midas'la karşılaşıyorlar yine söylencinin tarafında. Ne oluyor bu olayın hikayesinde? Bu masal gibi gördüğümüz olayın arkasında Apollon büyük öfkeyle Pan'ı kovalıyor. Pan dağlara kaçıyor. Oradan psikiyatriye çok güzel bir kavram geliyor. Panik atak sözcüğü, bu Apollon'un liriyle Pan'ın kabalı oluyor. Bazı kaynaklara göre Marsyas olacak bu. O da derisi üzülecek. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde o heykeli çok güzel bir şekilde görebilirsiniz. Apollon Dionysos'tan söz etmiştim. Bunu şimdi bir karşılaştırma, kültür tarihi yapmaya çalışan bir arkadaşınız, bir meslektaşınız olarak şunu getireceğim. Her kültürde var ama Hindistan inançlarının şöyle bir güzel tarafı var. Uzmanların ifadesine göre, diyelim ki Yunan mitolojisi, işte Mezopotamya mitolojisi evrenin yaratılmasını 5000'e alıyor. Mısır, Mezopotamya, Hurri, Hitit söylencisi 5000 diyor. Oysa Hindistan inancı dünyanın yaratılışını milyarlarca yıl önceye söylüyor. Bilime en yakın olan görüş diye adlandırılıyor. Yani Hindistan inançları. Şimdi Hindistan'da da toprağın ve bereketin ve karşıtlığın simgesi olarak karşı tanrılar da var. Onlara da geleceğim biraz sonra. Nasıl Apollon ve Dionysos Yunan mitolojisinin iki yönü ise Shiva ile Vishnu da. Shiva yıkıcı ve yaratıcı tanrı, bir anlamda Shiva'nın karşılığı. Denk geliyor Dionysos'a. Öbür tanrı ne demiştim? Diğer tanrı da Shiva'nın karşılığı olan
Hint tanrısı da Apollon'un karşılığı. Aynı karşılıktan orada geliyor. Apollon hem pırıl pırıl parlıyor, karanlıkları dağıtıyor. Güneşi kovan, kötülükleri kovan güneş tanrı oluyor. Dionysos hem aydınlık hem karanlık hem çok cinsiyetli. Yani Dionysos'un bir özelliği var. Hem kadın hem erkek özellikleri gösterebilen bir özelliği var diyebildiğimiz. Hem ölüyor, hem iyi, hem kötü, hem karanlık, hem aydınlık oluyor. Dans ve tiyatro, hem Shiva ve Dionysos da dansın, sanatın kökeni oluyor. Shiva, Hindistan'da tiyatroyu yaratan tanrı olarak biliniyor. Shiva, Anadolu topraklarındaysa tanrı olarak, yani tiyatro tanrısı Dionysos olarak biliyor. Hint söylencelerinde doğa ve kültür bütünlüğünü temsil ediyorlar bunlar. Apollonik alana Hint tanrısı Vishnu, şehir hayatına ve dolayısıyla Vishnu giriyor. Köy hayatına ise Dionysos girdiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, burada Apollon'un karşılığı Vishnu'nun avatarısını ve figürlerini görüyoruz değerli arkadaşlarım. Bu danslar ölmenin ve dirilmenin simgesi oluyor. Özdemir Utku hocamız da bunu çok güzel dile getirmişti. Hem tragedyanın hem de komedyanın kurucusu olarak Dionysos'u işaret ediyor. Biraz heyecanım da yatıştı, geçmiş oldu. Hem tam yayın sırasına yakın internette ve elektrikte bir sorun çıkıyordu. Son dakikada yetiştik. En büyük korkum vardı. O şimdilik inşallah olmaz. Devam ediyor. Diyor ki şeyde Yunanca tragedyadan, yani keçi ezgisinden, keçi türküsü geliyor. Yani Dionysos şemlik kora. Yani antik Yunan tiyatrosunda tragedyalarda koro tanrının ona bağlı kölelerini dile getiriyor. İlk dönemlerde korodaki oyuncular teke derileri giyerek oyun alanına çıkıyorlardı. Tragedya türü de Tragos şarkılarından meydana geliyordu. Bu inançtan Orfizm çıkıyor. Çok yaygındır. Rehber meslektaşlarım, arkeolojiye, sanat tarihine meraklı olanlar bilirler. İstanbul'da da vardır bu Büyük Saray Mozeyi'nde, Zeugma'da, Hatay Müzesi'nde Orfik, yani Orfeus ve eşi Eurydike söylencesini bilirsiniz. Çok güzel müzik yapan bir tanrı, bir lir çalıyor Orfeus. Ve güzel de bir eşi var. Eşini de bir yılan sokuyor. Öteki dünyaya gidiyor. Hades dünyasına, ölüler dünyasına gidiyor. Eşini görmek istiyor. Diyorlar ki git arkana bakmadan eşini al. Yeryüzüne çıkar. Tam eşini alacak. Tam kapıya gelecek. Merak kediyi öldürmüş. Arkaya dönüyor. Acaba eşimin, sevgilimin bu yer altındaki yüzü nasıl der demez. Eşi yerin altına geri gidiyor. Ve hebesi kursağında kalıyor. Tanrıları dinlememiş oluyor ve cezalandırılıyor. Ömür boyu sonsuz güzel müzik yapıyor. Ünü her yere yayılıyor. Bir gizli bir örgütün, bir sistemin temsilcisi oluyor. Orfeus ve Orfik dini oluyor. Trakya'da doğuyor. Yunanistan'a geçiyor. Roma'ya geçiyor. İyilikle kötülüğün birbirine karışmış bulunduğu tanrısal Dionysok görüşle kötücülüğün simgesi Titanların meydana getiren iki görüşmeyi bir araya getiriyor ve ancak arınarak, oruç tutarak, yumurta yemeyerek, et yemeyerek, perhiz yaparak bir anlamda ruh göçünü, beden değişimlerini dile getiriyor. Diyor ki ruh göçü arınmayı gerçekleştirmek içindir. Ruh kendisini kötülükçü yanından arındırmak için bedenden bedene geçer. Bu inancın ruhun her beden değişmesinde daha mükemmel, daha arındığı yolundaki eski Hint inancıyla benzerlik gösteriyor. Ama Orfeizm'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de dünya tarihinde suçun bireysel olmasını ortaya çıkarması açısından önemli özellik oluyor. Çiğ et yememe bir anlamda vegan arkadaşlarımızın atası diyebiliriz şeyi. Bu Orfeus'u, bakın Orfeus'un burada Süryanice, Aramice yazılmış Urfa Müzesi'nden bir olayı görüyoruz. Kişisel cezanın kişiselliğini ortaya koyuyor. Yani suç işlediğiniz anneniz, babanız, kardeşleriniz suçlu sayılamaz gibi çağdaş bir dünya görüşünü dile getirmiş oluyor. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlarımız devreye girecekler. Yayınımız olan ülkemizin önde gelen tiyatro sanatçısı arkadaşlarımız var. Bu konuda bana çok destek verdikleri için biraz sonra onlar devreye girecekler. Ceren Erginsoy, Sevinç Erbulak,
Serdar Orçun arkadaşlarımız olacaklar. Bu Dünya Tiyatrolar Günü için bu yazıyı koydum. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü var. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız der. Herkes bunu kendine mal eder. Oyuncular haklı olarak tiyatrocular mal eder. Ressamlar, heykeltıraşlar, kunduracılar, tabelacılar. Oysa bu söz şöyle oluyor. Şehir tiyatroları yanılmıyorsam Akın adlı oyun isteğini iletir Muhsin Ertuğrul'la Ulu Önder Atatürk. Bu oyunu sizin sahneye koymanızı isterim. Tartışırlar, konuşurlar falan derken Ankara'ya turneye giderler. Turneden sonra Ulu Önder Atatürk bunları Çankaya Köşkü'ne çağırır. Bunu en güzel yazan benim de yakından tanıdığım hocam olan İyi Galip Arcan, İsmail Galip Arcan bundan 20-25 yıl önce rahmetli oldu. O anılarında yazar. Bu lafı Cumhurbaşkanı Atatürk Çankaya Köşkü'nde oyunu izledikten sonra şehir tiyatrosu Davul Beda'yı oyuncuları önünde bu sözü söyler. Bunu biraz sonra tiyatroya bağlayacağız. Gerçekten tiyatro oyuncularını onurlandıran büyük insanın lafıdır. Biraz sonra arkadaşlarımız Dünya Tiyatrolar Günü bildirisini okumak üzere sanıyorum hazır olacaklar. Ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum değerli, üç değerli meslektaşımı, arkadaşımı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yetiştiler. Orada iyi bir insan, ilk önce iyi bir insan oldular. Ondan sonra da iyi oyuncu olarak ülkemizin sanatına katkı veriyorlar. Şimdi evet, Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusu Muhsin Ertuğrul'dan sonra sanıyorum Ceren arkadaşımız ve diğer dostlarımız, bakalım hangi arkadaşımız Dünya Tiyatrolar Günü, yani Dünya Tiyatro Günü uluslararası bildiri, bir de ulusal bildiri var. Onu da Metin Akpınar ve Müjdat Gezen kaleme aldılar sanatsal boyutuyla. Bakalım neler gelecek, ben de merak ediyorum. Şu anda başlayabilirsiniz. Burada bakalım kim devreye girecek. William Shakespeare var, Molière var. Evet, Ceren, evet buradan bilmiyorum bağlantı kurabilirim. Buradayız hocam. Önce ben tamam. Devreye giriyorum. İlk, gecenin ilk şanslısı ben oluyorum. Biz aramızda paylaştık. Harikasınız. Tamam, herkese ben nasıl iyi akşamlar diliyorum. Tamam. Bu karanlık ve depresif günlerde öncelikle bizi hocamız, ustamız Sezai Gülşen'le buluşturan Türev'e çok teşekkür ederek başlamak istiyorum arkadaşlarım adına da. Gerçekten muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Çünkü Sezai Hoca bütün bu anlattıklarını bize yıllar önce, yaşımız da çıksın ortaya, şimdi kırklarımızdayız, 18'lik gençlerken gerçekten okulun en güzel derslerinden biriydi sanat tarihi dersleri. Şimdi biz muhtemelen hem Serdar hem Ceren hem ben böyle bir tekrar üstünden geçiyoruz, bilgileri tazeliyoruz. Evet, ve hocam inanın bu yaşta insanın başka türlü bir kavrayışı oluyor. Yani belleğin de kapasitesi muhtemelen genişliyor. Merak alanlarımız artıyor, değişiyor, dönüşüyoruz. Onun için anlattığınız her şey çok heyecan verici. Çok teşekkür ediyorum bu karanlık günlerde sizinle bizi buluşturdukları için. Ben şöyle gecenin şanslısıyım, açılışı yapıyorum. Bizi sizinle tanıştıran okulumuzun kurucusu, canım hocamız, hepimizin hocası Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yazdığı ulusal bildiriyle başlayacağım. Bayramımızı erkenden kutlamaya. Sonra sözü meslektaşım Ceren Ergünsel alacak. O da Serdar Orçin'e devredecek. Biliyorsunuz Müjdat Gezen ve Metin Akpınar çok hak etmedikleri bir süreçten geçtiler. Ve biz süreci takip ettik. Okulumuzun bahçesinde bir sürü dönem mezunları olarak toplandık, desteğimizi verdik ve sonunda güzel haberi aldık. Güzel haber denir mi bilmiyorum çünkü artık çok tuhaf günlerden geçiyoruz. Zaten o adliye koridorlarına hiç gitmemesi gereken iki büyük ustamız, yani Dionysos'un şenliklerinin baş köşesinde neredeyse ateşi yakmış olan dedelerinin dedeleri, o şenliklerin ateşinin başını çekmiş iki büyük ustamız nihayet beraat ettiler ve bu sene onların yazdığı bu şahane bildiriyi okumak da bana düştü. Sözü fazla uzatmadan hepinizi selamlayarak hocam, ustam Müjdat Gezen ve bir başka ustamız Metin Akpınar'ın bildirisini sizlerle paylaşıyorum. Bayramımız kutlu olsun. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sanat emekçilerine, sanatseverlere kutlu olsun. Dionysos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro,
asırlardır varlığını sürdürüyor. Merkezinde insan olan bu sanat, insan var olduğu sürece yaşayacak. Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan tiyatro edebiyatında oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olamayacağı gibi. Oyuncu, seyirci, oyun yazarı. Biz bize benzeyen insanlarla 350 bin yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan bilimdir, sanattır, tiyatrodur. Ana malzemesi insan olan bu meslekte iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır. Biz değerler sıralamasında genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özelde tiyatroyu sanata en yakın düzeyde düşünüyoruz. Çağımızda üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin olduğunda mutlu olanlara başka popülasyonlara verilen adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açlıklarından başka açlıklar duyanlara, onları üretip onları tükettiğinde mutlu olanlara insan diyoruz. Bilgi iletişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmalar, yapay zekalar nereye ulaşırsa ulaşsın, tiyatro insanla yapılır, insanca yapılır, insanlar için yapılır. Tiyatro insanlığın vazgeçilmezidir. İnsansız tiyatro, tiyatrosuz insan olmaz. Ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Demiş ustalarımız. Serdar'la Ceren de çok iyi bilir. Sezai hocamız da çok iyi bilir. Bizim okulun duvarlarında yazar. İyi insan olmakla ilgili spot cümleleri vardır. Müjdat Hoca onu bütün sınıflara asmıştır. Belki o yaşlarda çok anladığımız şeyler değildi. Böyle baktığımız afişler de onlar ama dediğim gibi bu çok sevdiğimiz yaşlarımızda iyice kavradığımız şeyler. İyi ki bu gece burada beraberiz. Hocamızın sayesinde, sevgili Sezai Gülşen'in sayesinde. Şimdi ben sözü meslektaşım Ceren Ergünsoy'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepimiz için son derece keyifli bir sohbet oldu. Konuştuğumuz şeylerin hepsi çok güzel. Hepsi anlatılan bütün hikayeler, bütün mitlerin hepsi kalbimize çok dokunan şeyler. Bir yandan da bir sürü şeyi sorgulatıyor tabii hayatta. Tıpkı tiyatronun yaptığı gibi, tıpkı sanatın her dalının yaptığı gibi. Helen Mirren da bu sene uluslararası bildiriyi hazırladı. Ben de o bildiriyi okumak istiyorum. Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti. Birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkar zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildiler. Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya zorlamıştır. Hayat güçlerini günün koşullarına uydurarak tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikayeler anlatırlar. Ve o güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçıların, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılamayacak ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla meyvelerini verecek. Gerçekten bu sene çok zor bir dönem geçirdik. Geçtiğimiz bir sene oldu ve biz bir senedir tiyatro seyretmiyoruz. Bilmiyorum, bu geçen seneyi, işte geçen sene bildiriyi Serdar okumuştu. Tiyatrolar gününü tiyatrosuz kutlamıştık. İşte bu sene de biraz öyle oluyor gibi gözüküyor. Gerçi cesaret eden tiyatrolar da var. Ama bu zor bir süreç oluyor hepimiz için. Ve bugün de tekrar bunu konuşabilmek, hala hepimizin içinde var olan o nefis duyguyu ayakta tutabilmek, orada paylaşımlarımızı, sevgileri ayakta tutabilmek için nefis bir anma oldu. İnşallah önümüzdeki sene çok daha güzel, çok daha keyifli olacağız diye düşünüyoruz. Hocam bir de arada ben size onu hatırlatmak istedim. Şey konuşmuştuk, Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Ondan bir bahsedecektiniz. Bunu bir hatırlatma yapmak istedim size. Evet, şimdi zor bir, evet dün konuştuk bir prova yaparken. Evet. Sağ olun, evet bir internette, evet bir bağlantıda. Sorun yok. Ses geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Geliyor hocam.
Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ben onu dün konuştuk bir prova yaparken, aramızda bir ön prova yaparken. Fakat bir ayrıntıya bakalım. 1960'lı yıllarda sanıyorum Fransa'da, 1960-61'li yıllarda Uluslararası Tiyatro Kurumu bir karar altına alıyor bunu. Ve o yıldan bu yana uzun yıllar kutlanıyor. Daha sonraki yıllarda bu UNESCO'ya bağlı, Dünya Birleşmiş Milletler Kurumu'nun içerisinde olan UNESCO'ya bağlı olan bu tiyatro kurumu da uluslararası bildiri yayınlıyordu. Daha sonraki yıllarda Muhsin Ertuğrul hocamızın öncülüğünde, Haldun Taner'in de içinde bulunduğu, Metin Antlar'ın, Özlem Nutkular'ın bulunduğu bir grupta uluslararası bildiri yanında ulusal bildiriyi kaleme alıyorlardı. Yani 60'lı yıllardan başlıyor ve yine çok bilinçli bir seçimdir. Yani bu Adem'le Havva'nın cennetten konması tarihinden başlayarak dünya mitolojilerinde ortak bir tarih olan, yani yaşamın başlaması, toprağın dirilmesi, ürün vermesi, ölümün sona ermesinin simgesi olan bahar aylarına denk getirmeleri 27 Mart, yani İsa'nın dirilmesi, Paskalya'sı hep aynı tarihe denk getirildi. Yıllardan beri uygulanıyor her yıl. Hem uluslararası hem ulusal bildirileri, gerek Yıldız Kenter, Genco Erkal, rahmetli Gürü Surur gibi hocalarımız, Genco Erkal'lar okumuştu. Geçen yılda Serdar Orçun arkadaşımız okumuştu. Ama başlangıç tarihi 1960'lı yıllarda başladı. Bu telaştan çok fazla ayrıntıya giremedim ama soru sormanız iyi oldu. Hatırlatmanız iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum sıra Serdar Orçun arkadaşımızda galiba, değil mi? Beleyim, beni yanıltmıyorsa. Hayır öyle hocam, miyiz? Sıra Hamlet'te. Sıra Hamlet'te, sabırsızlık. Tamam, Hamlet harika, çok doğru, unuttum. Için evet. Sabırsızlanıyor. Evet, oyunculuk tarihinin en güzel tiradıdır. Evet, Shakespeare'in Hamlet'te konuşturduğu oyuncuyu, bakalım neler söylüyor Hamlet. Özür diliyorum. Oyunculuk derim. Manifestosu bile denebilir değil mi hocam hatta? Evet, bakalım şimdi ne geliyor? Evet, Hamlet'in oyuncular üzerine bakalım tiradını. Evet, Serdar Orçun arkadaşımız dile getiriyor. Merhaba. Şu an ekranda da Shakespeare var. Çok güzel denk geldi. Evet. Hocam, ben önden teşekkürümü edeyim. Bir kere bizi de bu şeye kattığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi yeniden dinlemek çok büyük bir keyif. Yeniden bizi alevlendirdiniz. Dağcığımızı tekrardan bir alevlendirdiniz. Teşekkür ederim. Bildirileri ne kadar güzeldi. Müjdat Hoca'nın gerçekten inanılmaz güzel yazmış. O herkese konuşmuş. Shakespeare'de Hamlet'in oyunculara bir manifesto gibi yüzyıllar önceden bir tiradı vardır. Nasıl oynamaları gerektiğiyle ilgili oyunculara şu sözleri söyler Hamlet. Verdiğim parçayı ne olur dediğim gibi rahat, özentisiz söyle. Çünkü birçok oyuncular gibi söz parlatmaya kalkacaksan mısralarımı şehrin tellalını okuturum daha iyi. Elini kolunu da havalara savurma öyle. Ölçüsünde, tadında bırak her şeyi. Duyduğun coşkunluk bir sel, bir fırtına, bir kasırga gibi de olsa onu dindirecek bir hava bulmalı, buldurmalısın. Doğrusu yürekler acısı geliyor bana gürbüz bir delikanlının takma saçlar sakallar eşliğinde bir acıyı yüreğini parçalarca didik didik ederce bağırıp halkın kulaklarını yırtması. O halk ki çok kez anlaşılmaz dilsiz oyunları, gürültüyü, gümbürtüyü sever. Bir oyuncu Termagand'ın kendisinden daha yaygaracı, Nemrut'tan daha Nemrut oldu mu hak ettiği şey kırbaçtır bence. Bu hallere düşme rica ederim. Fazla durgun da olma. Aklını kullanıp ölçüyü bul. Yaptığın söylediğini tutsun, söylediğin yaptığını. En başta gözeteceğimiz şey yaratılışa, tabiata aykırı olmamak. Çünkü bundan saptık mı tiyatronun amacından ayrılmış oluruz. Doğduğu günde, bugün de tiyatronun asıl amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmak. İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek. Çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymak. Gerçeği büyütmek ya da küçültmekle bilgisizleri güldürebilirsiniz. Ama bu bilenleri üzer. Oysa bir tek bilgili dost, bilgisiz bütün kalabalıktan daha önemli olmalı sizin için.
Ah, ben öyle oyuncular gördüm ki sahnede. Öyle beğenilen, alkışlanan. Ama değil Hristiyan, Müslüman bile değillerdi. Öylesine şişirme, uydurma hallere giriyorlardı ki dedim, bunları tabiatın kaba işçileri yaratmış olmalı. İnsan yapıyorum derken insanlığın berbat bir kopyasını yapmışlar. Ha, sakın söyleyeceklerinden fazlasını söyletmeyin soytarılarınıza. Öylelerini gördüm ki kendi başlarına gülmeye ve seyircilerin en anlayışsızlarını güldürmeye kalkıyorlar. Hem de oyunun anlayış isteyen en can alıcı yerinde. Kötü bir şey bu. Acıklı bir budalalık bu yoldan tutunmaya çalışmak. Hadi gidin hazırlanın şimdi. Bu kadar hocam. Olağanüstü, güzel, çok doğal ortamında oldu. Çok çok teşekkür ediyorum üçünüze de. Ve gerçekten şeyde çok güzel rastlantı geldi. Yani dün akşam bunlar yoktu. İşte sağ olsun Barış Yalnız arkadaşımız, rehber meslektaşımız. O da hani siz söylediniz de söylüyorum, Marmara Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerimden. Belki öğrencim lafını ben sevmiyorum çünkü meslektaşız, aynı anda üretiyoruz. Öğrenci varsa hoca var, hoca varsa öğrenci vardır, bir bütündür. Gerçekten çok denk düştü bugün kurguyu yaparken. Dün öylesine yetiştirelim diye apar topar yapmıştık. Bugün sabahtan beri çalışıyoruz. Bir ara işte bir iki saat internetin azizliğine uğrayıp bazı şeyleri yükleyemedik ama bu hepsinin üstüne güzel gitti, denk düştü. Çok teşekkür ediyorum. Yine beraber olacağız yayının sonuna kadar. Ben de Turev'deki arkadaşlarıma, bir tiyatrocu olan Sema Gökçen hocama, teknik destek veren Volkan'a, Barış Atay'a, hep böyle dinleyici olarak katılıyorum her perşembe ama bugün bir sunucu olarak ortaya çıkma durumunda kaldık. Çok çok teşekkür ediyorum ve devam ediyoruz değerli dostlar. Bakalım torbamızda neler var, beraber göreceğiz. Evet, bakalım burada şeyler, bir şey mi yapmam gerekiyor fotoğraflarda bir. Evet, şu anda Epidauros Tiyatrosu'na geldik. Antik Yunan Tiyatrosu'nun en önemli özelliklerinden biri. Çok tiyatro tarihine girmeyeceğim. Belki sonuna doğru soru gelirse şeylerle sizlerle paylaşırız değerli arkadaşlar. Antik Yunan Tiyatrosu'nun oyun tam bu dairede, orkestrada oynanıyor. Ve bu şekilde gerçekleşiyordu. O yüzden onu koydum. Daha önce dünkü yaptığımız provada arkeolog ve Yunan dili uzmanı olan Bülsen Şengör Gülşen dedi ki aman Sezai Bey şey yapmayın dedi. Tiyatro ders vermiyorsunuz, Roma tiyatrosu koyma dedi. Yani bu bir söyleşidir. Epidaurus'u koysan yeter dedi. O da güzel bir katkıda, uyarıda bulundu. Yani tiyatro tarihi değil. Bu genellikle bir Antik Yunan Tiyatrosu'nun sınıfsal konumuna yaklaşımda onu paylaşmak İyikler istedim. Geyikler falan iniyor. Efendim? Ses geliyor. Evet, burada bir tragedyayı ortaya getiren bir keçiler ezgisini ortaya koyan keçileri görüyoruz tragedya kökünde. Tragedya Yunanistan'da ortaya çıkıyor. 5. yüzyılda demokrasinin geliştiği ortamda ortaya çıkıyor. Yunan dünyasına yayılmasını sağlıyor. Milattan önce 3. yüzyıldan sonra da Roma'ya etkisi geliyor. Tragedyanın kökenleri hakkında en değerli bilgiyi Aristoteles'in Poetikası'nda beliriyoruz. Ditrambos, yani Ditrambos dediğimiz Dionysos'un doğuşu, iki kez doğan anlamına geldiği için ona söylenen ilahilerden ve Koros şeflerinin doğaçlamasından ortaya çıktığını söylüyor. Asiklos oyun yazarı olarak aktörlerin sayısını bir ya da iki artırıp koroyu küçültüyor. Söylenen sözü kahraman yaptığını, Sofokles'in üçüncü olarak aktörler sahne resimlerini tanıştırdığını, Satiros benzeri oyunlardan geliştiği için önemsiz konularla gülünç telaffuzu terk ettikten sonra yavaş yavaş ciddiye alındığını söylüyor. Amacı seyircide acıma, korku, üzüntü duyguları uyandırmak amacıyla yazılan kendine özgü kuralları olan bir tiyatro türüdür. Ve Aristoteles Poetikası'ndaki dünya sanat tarihinin, bilim tarihinin en önemli kaynak kitabıdır. Diyor ki tragedya giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir bütünlük arz ediyor. Eser baştan sona ciddi bir hava içinde geçer, ağır başlı bir türdür. Tragedyanın görevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan arındırmak, temizlemektir. Katarsis deniliyor bu kavram adına. Erdeme,
ahlaka değer vermesi, yüce soylu duyguları, düşünceleri işlemesi ve ruhu tutkulardan, acılardan, korkulardan arındırması, yani katarsise uğratması ve tragedyanın eğitici yönünü gerçekleştirir. Topluma birer ayna tutar diyor. Şimdi burada şeye gireceğiz. Antik Yunan tiyatrosunun ve şarabın hikayesinde bugünkü bilimsel yapılan toplantılar bir simpozyumdur. Sempozyum kökenli Yunanistan'da yenilen yemekten sonra ikinci aşamasında erkeklerin kendine ait bir odada, bakın solda gördüğünüz gibi Andron diye geçiyor, bu odada görüyorsunuz. Bu Andron'da toplandıkları bir oda var. Buraya hanımlar, evin hanımları ve kadınları giremez ama Heteraya adı verilen çok bilinçli, kültürlü, biraz bu toplantılara katılabilmesine izin verilen kadınlar, yani aile dışında kadınların katılabildiği, işte kültürlü hanımların gelebileceği düşünülen yerlerde yemekler yeniliyor, şaraplar içiliyor. İçilen şaraplar dağıtılırken en son şarabın kadehi, damlası yere saçılıyor. Dionysos dualar ediliyor. Cinsel eğilimli şarkılar, türküler söyleniyor. Andron dediğimiz bir evi içerisindeki özel bir bölmede gerçekleşiyor. Yunan evinde İsa'dan önce 5. yüzyıldan itibaren şölenler için özel bir mekan hazırlanıyor. Adı erkekler mekanı anlamına gelen Andron evin konuklarını ağırlıyor. Andron evin en gösterişli mekanı, şarap şöleni oluyor. Burada sanat kültür tartışıyorlar, felsefe tartışıyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar, rahatlıyorlar. O simpozyum sözcüğü bugünkü bilimsel üniversitelerde, siyasi partilerimizin yaptığı toplantılarda yapılan konuşmalı sempozyum sözcüğü buradan geliyor. Şarap söyleniyor, simpozyumun belirli kuralları var. Şarap dağıtmakla görevli olan kişi şarap ve suyun katılımı oranını hangi tanrıya içileceğini belirliyor. Genellikle Dionysos oluyor ama diğer tanrıların şerefine de içilebiliyor. Ev sahibi konuklarına simpozyum çelengi, koku şişeciği gibi armağanlar sunuyor. Hemen benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bağlantı kurmak istiyorum. İslam kültürünün güzel bir uygulaması olarak Ramazan ayında işte yoksullara iftar yemeği vermek mahallelerde, evlerde eşe dostu iftar yemeğine çağırmak yapılırken Fatih Sultan Mehmet gibi İstanbul'u alan ve çığır açan aklı, mantığı, bilimi ve mantığı ve sanatı kollayan bir Osmanlı padişahının sadrazamı Mahmut Paşa evine gelen misafirlere ve şey yaparmış, pilavın içerisine büyükçe bir altın koyuyor. Eğer sizin kaşınıza geliyor, siz şanslı sayılıyorsunuz. Yani bir anlamda sizler de diğer gelenler gibi evimi onurlandırdığınız anlamında bir diş kirası gibi bir armağan da İslam kültüründe. Buna benzemese de buna yakın bir şey var. Ev sahipleri de bana geldiniz, yemeğe geldiniz diye gelenlere Ramazan'da ufak tefek hediyeler verirler. Neredeyse sanki bir anlamda simpozyum geleneği gibi. Yine simpozyumda birlikte yenen demek anlamına geliyor. Aşağı yukarı dua yapılarak gelinebiliyor. Aynı zamanda masadaki davet sahibine tatması için sunuluyor. Şarabın bozulup bozulmadığı bir deneniyor. Bunu bu kitabı yazan Deniz Gürsoy hocamız diyor ki bu hani gelen konuklara şarap tadı baktırma bugün günlük kültürde bir meyhaneye, lokantaya gittiğimiz zaman şarabı bayanların tattırılması için garsonun uzatmasının bir Dionysos geleneği olabileceğini söylemişti ki biraz da bana doğru olarak geliyor. Ve burada erkekler var, şarkılar, türküler söyleniyor. Neşeli bir ortam oluyor. Bakın burada kline dediğimiz sandalyelerde erkekler içiyorlar. Burada bir vazoda olan şey var. Uzanarak içiliyor, eğleniyorlar. Korkularını, kaygılarını, günlük yaşamdaki sıkıntılarını atarak gelen şölenlerden bir parça olarak geliyor. Burada eğlenceler var, işte erkek var, müzik yapan dediğim ama çok kültürlü kadınlar, ancak dışarıdan aile, evli olmayan, dışarıdan gelen kadınların geleceği toplantılar olarak geliyor simpozyumlar. Burada yine eğlenen, yemek yiyen, uzanmış insanları görüyoruz. Yine müzik yapan bayan sanatçıları diye görüyorlar o günün ölçüsü içerisinde. Şöleni mesela bu çarpıcı yönü, bu Antik Yunan'da şarap içmek, şarabın dağıtılması, ileriki yıllarda Hristiyanlık'ta İsa'nın şarap ve ekmek olayı bedenine dönüşmesi olayına dönüşüyor. Kökleri Doğu Akdeniz dinlerine uzanan Hristiyanlık'ta Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma'dan gelen simgeler ve dinsel törenler korunmuş oluyor.
pagan dinler, yani çok tanrı dinler, yiyecek, şarap ve cinsellik gibi tanrı vergisi şeyler söz konusu olduğunda kendinden bütünüyle geçmeyi yüceltiyorlar. Tek tanrılı dinlerse tanrının akıl sırrı ermez gizemi karşısında bilincin aydınlık olmasına olanak tanıyan ölçülülüğü ve kendine hakimiyetini öğütler. İslam dini daha da ileri giderek şaraptan tamamen el çekilmesini vaaz edecektir. Bu şeylerde aşağı yukarı bu öyle bir gelenek devam ediyor. Burada ünlü bir tabloyu Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeğinde kendisini ele verenleri bildiği için ekmeği dağıtarak, şarabı dağıtarak bunun kendi vücudunun bir simgesi olmasını dilediği ünlü tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Doğadan üreme çoğalma gerçekleştiren Dionysusçular cinsel ilişkiye giriyorlar. Yiyeceğin en bol olduğu zamanda abartılı yeme içme şölenleri bizi yönelmiyorlar. Dionysos alaylarında şarap, üzüm, incir, ekmek gibi bereketi simgeleyen ürünler topraktaki abartılı büyüklüklerdeki erkek cinsel organıyla bereketi simgelemek üzere geliyorlar. Burada bir şarap kabı ve onun sehpasını görüyoruz. Burada şarap kapları, amforalar var. Antik Yunan'dan da gelen önemli unsurların arasında geliyor. Burada tekrar bir vazodan alınan bir resimdir. Bakın bir antik Yunan vazoları o dönemin günlük yaşamı hakkında bize çok ayrıntılı bilgiler verir. Biraz evvel başta gösterdiğim gibi Semele, Dionysos yanındaki kişilerle birlikte baldırından doğarken Dionysos'u burada görüyoruz. Burada tabii bir maske var. Maske insanoğlunun en eski unsurlarından biri, iyi bildiğiniz gibi. Yani mağara döneminde avlanan insan maske takarak hayvanı çabuk avlayabileceğini düşünüyor. Kirlenme anlamına geliyor, aile dilinden geliyor. Bu antik Yunan'da tiyatro maskesi olarak geliyor. Kadınların sahneye çıkması yasak olduğu için maske farklı farklı rolleri oynamaya olanak sağladığı gibi maskenin ağzından da bir anlamda megafon görevi görerek geliyor. Bir anlamda Dionysos'u simgeleyen ve maskeyle temsil edilmesi bir anlamda ritüelden, dinsel gösterilerden tiyatroya geçişte önemli bir aşama. Maske geçmiş ritüellerdeki semboller gibi doğanın değil insan eliyle yapıldığı için kültürün ürünüdür. Yani kültür bir şey değildir, bir genetik değildir. İnsanın doğaya yaptığı her türlü katkıya biz kültür diyoruz. Bir tarafta yüzü görünen, görüneni örterken diğer tarafta yüze görünen başka bir anlam var. Yani tragedya ve komedya gibi Dionysos'un bir simgesi olarak geliyor. Dionysos maskesi ölümle yaşamı ve tanrıyı bir araya getiriyor. Yaşamdan ölüme, insandan tanrıya geçişin ifadesi olarak gelebiliyor. Bu anlamda önemli örneklerden önemli gelerek geliyor. Maskeyi takan kimse de başkalaşım geçirerek kendi olmaktan çıkar. Maskesini taktığı şeye dönüşür. Dionysos maskesini takan kişi artık antik Yunan düşüncesini tanrıdır. Mihail Bahtin adlı yazarımız maskeyi geçişle, metaformozla ve doğal sınırların ihlaliyle ilişkilendirir. Dionysos'u simgeleyen bitki ve hayvanlar gibi maskeler de birbirinden farklı olmuş. Şu anda gördüğünüz maske M.Ö. 6. yüzyılda yapılmış. Dionysos maskelerinden bir tanesi vazo üzerinde. Pardon. Evet, burada farklı maskeleri görüyoruz değerli arkadaşlar. Burada hepimizin bildiği maskeler tiyatro üzerine geliyor. Burada da tiyatro komedi maskeleri olarak gelerek önemli bir kültürün parçası. Bu son yıllarda Balıkesir'de doğmuş. Balıkesir'den arkadaşlarımız varsa dinleyenler ki var olduğunu biliyorum. Balıkesir'i son yıllarda ortaya çıkaran bir Dionysos maskesi. Bir iki yıl önceki kazılarda ortaya çıkarılan bir maskeyi bunu sizlerle paylaştık. Maske takan kimse benliğinden ve kimliğinden sıyrılıyor. Ötekinin ölümün acısını ve doğumu seviniyor. Ve ilk tiyatro oyuncusu, tragedi oyuncusu Tesbis, büyük Dionysos şenliğinde Didaskolos olarak sahneye koyan olarak, oyuncu olarak sahneye çıkan kişilerin arasında geliyor. Bunlar da sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler. Komedya ve tragedyanın kökeni olarak Dionysos ritüellerden bahsetmiştim. Keçiş şarkısı olarak gelmiştim. Oradan geliyor. Ölüm ve doğum arasındaki çatışmayı dile getiren örnekler var. İşte burada üç büyük oyun yazarımız Euripides, bugün Bakala'dan söz ettik.
Sofokles ve Aristofanes dünya kültür tarihine, dünya tiyatrolar gününe ve Dionysos'a büyük katkıda bulunmuş yanlıkları büyük yazarlarımız. Burada yine keçilere geldik. Komedi sözcük komostan geliyor. Dans ve şarkılarla şarap tanrısını onurlandırmaya giden ciddiyetsiz sarhoş erkek topluluğuna denilirmiş. Gözü dönmüş insanlar olarak gelerek geliyor kaynaklarda. İşte burada bolluğu bereketi dile getiren cinsel organ aynı dönemde evlere kötü ruh gelmesin, nazar boncuğu görevi taşıyan, farklı kültürlerde kadını dönüyor. Yani erkek ve kadının güzelliğini ve bütünlüğünü simgeleyen bir başka organ olarak da burada üç farklı sembolde gördüğümüz bir örnek geliyor. Aşağı yukarı burada onu gördük paylaştıktan sonra. Komedyalarda haz, mutluluk ve şölen ön plana çıkarılıyor. Yani komedyada hazlar, mutluluk ve şölen öne çıkarılırken toplumsal yapı, yani tiyatroların bir özelliği yön göstermesi. Tragedyalarda acı, keder ve ölümle karşılaşıyoruz ve bu oyunları yazanlar o günkü siyasi liderler tarafından parasal, maddi manevi ödüllerle ödüllendiriliyor. Sen bize doğruyu gösterdin, bizi eleştirdin, yanlışımızı gösterdin diye teşekkür ediliyor ve Dionysos adını taşıyan tiyatrodaki oyuncular aslında onu unuttum. En önemli unsuru unuttum. Her Dionysos rahibi bir oyuncu. Oyuncular sendikası var. Teos'ta, Seferihisar'da, Anadolu toprakları içerisinde. Her tiyatronun bir Dionysos tapınağı var. O kadar saygın insanlar ki yabancı ülkelere büyük elçi olarak gönderilebiliyorlar. Öyle bir özellikleri söz konusu var. Ama antik Roma tiyatrosunda oyunculuk çok böyle beğenilen antik Yunan gibi saygın bir meslek değil. Tam tersi bir meslek olarak geliyor. Ama antik Yunan'da toplumun en saygın kişileri olarak geliyor. Şimdi burada çok güzel bir Okan Yücel bir hocamızın metninden yararlandım. Tragedi ve komedi atlayarak gideceğim. Bu kadar hepsini şey yapmayacağım. Ama önemli parçaları sizlerle paylaşacağım burada. Şarabı anlattı, onu anlattı ama olayın toplumsal ve sınıfsal boyutunu getiriyor. Şöyle dile getiriyor. Diyor ki şeyler vardı. Dionysos'ta törenlerin sonucunda köylüler tanrılarına yani Dionysos'a yükledikleri bütün insansal özellikleri ondan geri alıyorlar. Yaşamın onlara çizdiği sınır kapıları zorlar. Törenin bu aşamasını insan ruhunun günlük yaşamda bastırılan yönü ortaya çıkar diyor. Dionysos'a ulaştığını varsayan Dionysos adına düzenlenen törende ise yer altından çıkış, yeniden doğuş, cümbüşlerle kutlanıyor. İnsanın doğması yeni bir yaşam diye getirebiliyor. Yine de o erkek cinsel organı bir üremenin simgesi, bereketli simgesi olarak gündeme geliyor. Şimdi burada tabii yine burada fallus ve jambik baş, yani alaycı, cinsel ağırlıklı, belden aşağı espriler yapılıyor. Burada fallusun en büyük özelliği bereketi simgelemiyor. Aynı zamanda fallusta siyasal güce, yani Yunan toplumundaki siyasal güce, yani Apollon'a ve Zeus'a karşı bir baş kaldırının ve onlarla gırır geçmenin, alay etmenin, iktidarın gücünün alaya alınması olarak gelebiliyor. Diyor ki insanlar istedikleri sevişirler, girilmesi yasak olan mekanlara girerler. Vahşetten pornografiye o günün ölçüsü içerisinde bakmak gereken, bugünkü toplumlarda öyle bir şey söz konusu değil ama dönemin toplumunda bakış açısında antik Yunan düşüncesini günümüzden 2000-2500 yıl önce böyle bir görüş dile getiriyorlar. İsteyen istediğini yapsın, onların bileceği iş diye getiriliyor. Ve bu bağ bozukluğu, yani bağ bozumunun hemen öncesinde törenler başlıyor. Ölen tanrı yeniden doğduğu düşünülüyor. Üzümün kaynatılması, içilmesi, törenlerde gerçekleştirilmesi geliyor. Erkek organın taktıklarından söz etmiştim. Törene katılanların tanrının doğuşu, yani tarımın canlanması, toprağın canlanmasını bir törenlerle cinlendiriyorlar. Aşağı yukarı bunlar var. Yeniden doğuş törenlerinde köylüler bunu dile getirmişlerdi. Birinci törende uygarlığın devamı için bastırılması gerekli zararlı istekler doyuma ulaşabiliyor. Aile kurumunu reddediyorlar o dönemin ölçüsünde. Ahlak dayatmaları yok. Bu anlamda uygarlık dışıdırlar diye yorum getiriyorlar. Bir anlamda doğru. Köylüler tören sonunda yasak isteklerinin doyurulmasından ötürü gündelik yaşama arınmış giriyor. Yani içtik diyor, sarhoş olduk.
bastırdığımız duyguları da bitirdik, rahatladık diyorlar psikolojik anlamda. Tarlaya çalışmaya giderken daha rahatlamış olarak üretime katılmaya geliyorlar. Ve köleci toplumun efendileri de köylülere yükledikleri ekonomik ve sosyal görevlerinin kabulünün gerçekleşmesinde ve bu törenlere katılmakta yararlı görüyorlar, bunların katılmasına geliyorlar. Aşağı yukarı bunlar var. İnsanlar kendilerine yasak olan edinleri gerçekleştirirken kutsallık amacıyla yaparak ama o insanlar hiçbir zaman tümüyle o toplumun dışına çıkmıyorlar. Toplumun içinde ve dışında bir beraberlik yaşıyorlar. Ve bu dışındalığın sınırlarını belirleyen o dönemin kutsallık anlayışı olarak geliyor. Şiir ve düşünceyi dile getiriyorlar her dönüşte. Sonuçta bu tören gücü toplumda doğuracağı rahatsızlık olaylarını psikologlar diyorlar ki iyi ki bunları yaptılar, rahatlıyorlar. Yani bugün anlamıyla bir anlamda ahlaksız diye adlandırılabilen ama o dönemin toplumsal yapısını rahatlatan unsurlar olarak gelebiliyorlar. Aşağı yukarı bir baş kaldırılarını o günkü toplumsal düzeni, yani kendini tepeden bakan, küçümseyen, aşağılayan Zeus'a ve Apollon'a karşı böyle bir tavır geliştirmiş oluyorlar. Bu anlamda bir boyut getirmiş oluyorlar. Yine şeyde zaman içerisinde şöyle bir olay yapıyorlar. Diyorlar ki biz bu oyunu denetim altına alalım. Tragedyaları ve komedyaları. Şehrin başındaki yönetici, arkon ve idareciler oyun yazılırken biz onları denetim içerisine alalım. Kontrol altına alalım. Ve bir kültür çatışması olmasını bir denetim altına alarak o dönem içerisinde belli bir çizgiye oturtmaya çalışıyorlar. Ve aşağı yukarı tabii burada Zeus ve Apollon yanlıları zorlanacaklar ama bütün halkın çok benimsediği, çok yaygın bir kültürel boyuta gelebiliyor Dionysos kültürü. Aşağı yukarı köy bu Dionysos etkinliklerine baktığımız zaman örneğin iktidar, o zamanki iktidarı söylüyorum, kendi düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışırken yasa koyucuysa Dionysos günahkar ve yasaya karşı gelen bir anlamda, hani bugün deyimi anarşist bir yapısı olarak düşünülebilir bir anlamda söylüyorum. Aşağı yukarı bir muhalefet olarak geliyorlar şeye karşı, Zeus'a ve Dionysos'a karşı. Ve bu karşı karşıya gelişi ne Zeus ne Dionysos çözebiliyor. Ve Atina tüccar sınıfı demokratik ortamda bunları Pesistratos'la, Perikles'le ve Pesistratos çok düzgün bir iktidarın rahatlaması için bunların yaygınlaşması düşüncesini getiriyorlar. Yine burada Dionysos biliyorsunuz tanrılar katına çok daha sonra katılan bir kişi olma özelliği gösteriyor. Yani ilk başta direniyorlar. Bunu alalım mı, almayalım mı diye çok direniş başlıyor bunun şeye girmesi için, dönemin içerisine girebilmesi için. İktidar bu yarışmalarla Dionysos'u din adamlarıyla denetliyorlar. Sansür kurulu gibi düşünüyorlar. Aşırı ve zararlı olanları toplum adına denetleme yapmaları gerekiyor o dönemin anlayışı içerisinde de. Bu konuda en önemli şeyi Aristo'nun yazdığını daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bu Freudian ve sosyal psikoloji açısından da girilebilir ama bu konuyu uzatabilir. Onu öyle araştıran psikologlar psikiyatristler de var. Bu içmenin, arınmanın, dans etmenin, cümbüş yapmanın, eğlenmenin insanı nasıl rahatlandığı konusunda gelebiliyor. Aşağı yukarı Aristo diyor ki canlandırılacak olayın aynı aileye mensup kişiler arasında geçmesini istemiyor diye görüş de var. Aristo bir anlamda farklı yaklaşımlar getirebiliyor. Burada sona doğru geldik bir anlamda. Aslında dediğimiz gibi Rönesans ve barok dönem sanatçılarından bol resimler vardı. Özür dileyerek söylüyorum, nedir o? Hierapolis tiyatrosundan, Nisa tiyatrosundan, Sinir tiyatrosundan çok güzel bunların doğuş sahneleri söz konusuydu. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi son 1-2 saat içerisinde çalışma sırasında bir internet kesintisine de uğradığımız için onları yükleyemedik değerli arkadaşlar. Burada Caravaggio'nun Bacchus veya Dionysos tablosuyla yetinmek durumunda kalacağız. Sanıyorum böyle bir olay var. İlginize, sabrınıza teşekkür ediyorum. Sorularınızı sanıyorum
yazarak yeteceksiniz. Oyuncu arkadaşlar, onları sesli olarak sizlere, onlara soru gelirse sanatçı dostlarımıza ifade edebilirler. Sanıyorum son diyaydı diye düşünüyorum. Evet, aşağı yukarı 1,5 saatlik bir süremiz oldu. Evet, her şey için Türev Bey, bizleri izleyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Zahir Hocam, hocam ben izninizle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii gayet doğal söyleyebilirsiniz. İşte normalde Dünya Tiyatrolar Günü'nde bir geleneğimiz vardır bizim. O gün bütün oyunlar ücretsiz olur. Evet. Aa, çok teşekkürler. Evet, Dünya Tiyatrolar Günü evet, pandemi olmasaydı evet, dediğiniz gibi. Evet. Pandemi olmasaydı her şey farklı olacaktı ve o gün gerçekten tiyatroların hepsi inanılmaz bir şekilde dolar ve bu müthiş bir coşkudur. Bu içinde bulunduğumuz pandemide benim bildiğim kadarıyla birkaç tiyatro İstanbul'da yüz yüze oyun oynuyor. Onlardan biri de benim de içinde olduğum oyun Annemin Sesleri. Buradan onu duyurmak istiyorum çünkü 27'sinde biz pandemide sahnemizi açacağız ama pandemi kurallarının uygun olduğu için, uygulandığı için az seyirci alacağız. Bunu da buradan söylemek istedim. Harikasınız. Evet, nerede tiyatronuz, nerede oyun yeriniz? Kadıköy Tiyatro Dell'Arte Yel Değirmeni'nde. Evet, çok o İtalyan Dell'Arte'den komediler çok güzel. Evet, sağ hocam olasınız. 27'sinde saat 18.30'da. Onu ben bir söylemek evet, istedim. Şey, nasıl görüntü geçebilirim şeyle buradan. Bakın Barış yalnızdan yardım rica edeyim. Buradan şeye bir gelelim. Ben yalnız resmi görüyorum. Sanıyorum bitti diye biliyorum. Evet, Sezai Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli bir sunum izledik sizden. Hem Dionysos'la ilgili hem tiyatro sanatıyla ilgili çok güzel bir sunumdu. Bunun yanında Sayın Ceren Erginsoy, Sayın Sevinç Erbulak ve Sayın Serdar Orçil'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Renklendirdiler sunumumuzu. Sağ olun, var olun. Vallahi... Hepimizin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. İyi ki sanat var, iyi ki tiyatro var. Mutlaka seneye çok daha güzel yüz yüze oyunlarınızı izleyeceğiz. Umudumuzu yitirmiyoruz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum fakat dediğim gibi gerçekten hem telaş hem de 10-15 fotoğraf vardı. Yani Yedo Polis Tiyatrosu'ndan oradan buradan ama görüntüler 1,5 saat kadar şeye uğradık bu internet azizliğini son dakika içerisinde. Ancak son dakika zaten 9'a kala yayına girebildik. Yani o kadar bir telaş vardı, zaten bir panik vardı ama anımızın akıyla yani gerek Birisen Gülşen Şengör, gerek Barış Yalnız meslektaşlarımızın, sizlerin, Çimen Hoca'nın, sizlerin de desteğiyle paniğim biraz yatıştı ama çok sorumlu olarak girdim yayına. Elim ayağım karıştı ama şu anda biraz oh be diyorum, rahatlamış oldum. Yok yok, gayet güzeldi hocam. Sağ olun, de çok teşekkür ederim. Sevgili Çimen hocamız da orada gayet güzel. Evet, şekilde. Çimen de yetişti sunumumuza, sağ olsun. Evet. Evet. Merhaba şimdi... arkadaşlar, ağzınıza sağlık. Sema hocam çok teşekkür ederim. Sezai hocam ve diğer arkadaşlar. Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun. Evet, artık Volkan'cığım kapatalım mı YouTube'u? Çok teşekkür çok ediyorum. Sorular var. Evet. Sorular sorusu mu olan var? Artık pardon, sizler iş yaparsınız. Ben buradaki chat'i taramaya çalışıyorum ama çok sayıda teşekkür var. Sanıyorum sizin öğrencileriniz var hocam. Soru bulmaya çalışıyorum. Ben buldum. Evet. Başlayayım mı? İster misiniz? Tamam Barış'cığım, sen başlayabilirsin. En ben tarayayım o arada. 09.43 PM'de gönderilmiş Yıldız Hanım herhalde. Dionysos ile Bektaşilik arasındaki bağlantı peki nasıl oluşmuş diye bir soru. Evet, şimdi güzel bir soru. Evet, şöyle söyleyeyim. Onu daha çok Sabahattin Eyüboğlu ve Mavi Yolcular Hazret hocalarımız dile getirmiş oluyorlar. O Dionysos ayinlerindeki müzik ve ritim ve coşku ve dönüş biçimlerinin Antik Anadolu'daki şeyleri, Dionysos oyunlarından zeybeklere geçtiğini dile getiriyorlar. Ve bu diyor konu çok fazla araştırılmamış, incelenmemiş bir konu diyorlar ama sanıyorum onu biraz... bu İrene Melikov şeydi, Anadolu'daki Alevi Bektaşi kültürü üzerindeki yaptığı çalışmalarda biraz yanlış hatırlamıyorsam değiniyor. Burada bir
Eklemek isteyen varsa şey yapabilir tabii. Yani benim aklıma gelen onlar mutlaka geçmiş kültürlerden yansıyan unsurlar. Ya gerek Dionysos'tan gerek daha önceki ritüellerden yansıyan belirli unsurlar. Gerek Bektaşiliğe, Aleviliğe, diğer dinlerin bütün boyutlarına her din kendisinden bir önceki dinlerden, paganizmden çok yoğun etkiler alarak devam ediyorlar. O açıdan çok doğrudan doğruya bağlantısı olan bir unsur bu konu. Tabii kültürel süreklilik. Aklıma gelenler onlar ama. Evet, kültürel süreklilik olarak düşünürsek mutlaka aynı coğrafyadayız. Mutlaka etkilenme olmuştur diye düşünüyorum. Sema Hocam, ben bir ilk yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şöyle, bunu sadece Bektaşiliğe bağlamak yanlış olur. Bu ülkede herkes birbirinden bir şeyler alıyor, öğreniyor. Evet. Hocamız az önce üstüne bastı. Sadece dinlerde değil, bütün etnik danslarda her şeyde var. Hayatımızın her aşamasında var. Öyle sadece Bektaşiliğe bağlamak yanlış bu. Doğru. Etkilenmeyi. Bu topraklarda, dünyada herkes bir öncekinden etkileniyor ve yaşamın tarzı, yaşam şekli de o etkilenmenin gücünü belirliyor. Çok doğru. Onu söylemek istiyorum ben. Çok doğru. Çok doğru. Yani bunu bir inanca, bir mezhebe, bir şeye bağlamak çok yanlış. Çok yanlış, çok doğru. Haklısınız. Yerden göğe haklısınız. Çok bütün kültürler etkiliyor, her taraf etkiliyor. Anadolu'da yaşayan tüm uygarlıklar. Nadir Hasfora'nın bir sorusu var hocam. Dionysos'un Roma'daki adı olan Bakos, Dionysos'un dinsel törenlerini kutlayan Baka adlı kadınlardan mı geliyor? Yani Bakos ve Baka, Bakalar var biliyorsunuz. Arasındaki bağ nedir? Şimdi dediğim gibi Dionysos orada liber, yani özgürlük olarak geçiyor. Bakus olarak geçiyor. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. O kadar dominant, baskın bir Anadolu kültürü, Yunan kültürü var ki yani 40 yıllık Zeus Jüpiter'e dönüşüyor. Poseidon Neptün'e dönüşüyor. Bakalar ve Bakus olarak da antik Roma'ya yansıyor aynı kültür ve gelenekler. Bu konuda Çiğdem Dürüşken hocamızın o Gizemli Roma dinleri kitabında da çok ayrıntılı bir şekilde değinir. Bütün kültürler birbirini çok etkileyerek geliyor. Biraz önce Çimen hocamızın da ifade ettiği gibi çok geniş bir kapsamda getiriyor Nadir hocam. O şekilde var. Troya'da tören evet yazanlar var, gördüm. Tören kadehleri var. Şeyler de vardı, onları koyamadık. Yani şeyde de vardı bu, dedim ya, görsel açıdan ben çok eksik buldum. Yani bir uygardı. Hatta şöyle tören şarap kadehleri de vardı. Evet. Ayrıca bir şey olmaz lazım. Bilgisayardakinde var ama onu bilmiyorum. Ayşegül Hanım, mikrofonunuzu kapatır mısınız lütfen? Nadir Hasfora'nın bir sorusu daha var hocam. Meeting ayrıldı. Evet, toplantıdan ayrıldı. Bekleyelim sanıyorum. Kapatamıyorum ben de buradan. Mute edemiyorum. Ayşegül Başkan, lütfen kapatır mısınız mikrofonunuzu? Nadir Hasfora'nın bir sorusu var yine hocam. Özgen Acar'ın bir yazısından hatırladığım kadarıyla Orfeus, Hades'in hoşgörüsüyle karısı Eurydike'yi yer altından yer üstüne çıkartmaya gittiğinde Hades'in koşul olarak öne sürdüğü yüzüne bakmayacaksın kuralını Eurydike'nin biraz da kıskançlıkla eşinin kendisine bakmasıyla ilgili ısrarı nedeniyle bozduğundan bahsediyordu. Bu konuda ne düşünürsünüz Sezai hocam demiş. Şimdi o yazıyı ben de hatırladım. Özgen Acar ülkemizin onur duyduğumuz çok önemli bir yazarı. Arkeoloji konusunda çok uzmanlaşmış bir kişi ve Türkiye'den kaçırılan yabancı müzelere pazarlanmış malları, eserleri izleyen, Kültür Bakanlığı'na duyuran, onların ülkeye getirilmesinde çok büyük emeği olan bir insandır ve mutlaka yazılarının izlenmesi gereken ülkemizin yetiştirdiği en değerli kişilerden biridir. O görüşe ben de katılıyorum. Yani onlara giremedim. Yani Hades, Persephone ilişkisi, Demeter ilişkisi o kadar konu geniş ki yani dün akşam da biraz prova yaptık. Bugün de çok prova yaptık ama ben katılıyorum o görüşe. Çok doğrudur. Yani bu Hades, zaten Hades'in koruması altında, hatta Hades ve çocuk Dionysos var. Devamlı kollar. Aynı olay şeyde de geçerli. Eurydike olayında da yani o kıskançlık olayı devreye girer. Ve geriye doğru. Aslında burada bir anlamda hani şey derler, yapma dediniz yaparsa, o diyor ki tanrılarda, eğer eşini alacaksan
arkana bakmadan çıkma motifi. Aslında bu motifin kökeni ilk hatırlattı Nadir Hocam. Gılgamış destanında vardı. Gılgamış'ın yakın arkadaşı Enkidu öldüğü zaman Gılgamış şok olur. Nasıl olur da benim arkadaşım ölür ve o güne kadar ölümü bilmiyordu, ölümü tatmamıştır şey Gılgamış. Bunun üzerine şeye sorar atalarına, gökyüzündeki daha büyük tanrılara Gılgamış. Tanrılar meclisine ne yapmam gerekir der. Derler ki yerin altına ineceksin. O şeye, Hades dünyası, bu Hades diyoruz ama o zamanki daha farklı bir ismi var şeyde, Mezopotamya mitolojisinde. Oraya ineceksin, suyun içerisinde bir yaşam otu var. Yosun diyelim, bir ot var. O otu koparacaksın, arkana bakmadan çıkacaksın ve o zaman ölümsüz olursun diyorlar. Fakat tam otu koparacakken şey gelir, yılan gelir, otu koparır ve şey orada Gılgamış otu alamaz ve sonuçta ölümlü olur. Geri dönemez. Yani geri dönüş motifi söz konusudur. Bu o geri dönüş motifi diğer dinlere ve mitolojilere de geçmiştir. Yani ölüm, meraklı olmak, öbür dünyaya gitmek ama öbür dünyanın da kurallarına uymak ve uymamak kavramları şeye de yansıyor. Bu Hades'e gitmek, arkaya bakmamak, ölümlüler dünyasına giderken ki kuralları belirleyen sistemlerden bir tanesi. Bunun Mezopotamya inancı da belirliyor. Mısır'da da bu inanç var. Bunların hepsi birbirine bağlantılı hikayeler diye düşünüyorum. Özellikle de Orfeizm çok geniş bir Trakya'da çıkıyor, çok geniş bir grubun izleyebildiği bir misterlere dönüşebiliyor bilebildiğim kadarıyla. Öyle bir özelliği de söz konusu. Evet. Evet hocam. Başka var mı? Güzel oluyor bahçı. Emine Dilara Oktay, binlerce yıl önce böyle misyonları olan ve hesaplaşma yapan tiyatro bugün politik duruşunu ve eser seçimini ne aşamada yapabiliyor? Hem bir soru hem bir not olarak düşmek istedim demiş ve çok teşekkür etmiş Emine Hanım. Evet, biraz soruyu tekrar edebilir misiniz hocam? Özür dilerim. Evet, binlerce yıl önce böyle misyonları olan ve hesaplaşma yapan tiyatro bugün politik duruşunu ve eser seçimini ne aşamada yapabiliyor? Şimdi tabii bu ortamlara başlayalım. Şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi tabii toplumsal yapı değişiyor. Düşünün şimdi İtalya'dan ve Yunanistan'dan daha fazla antik tiyatro var ülkemizde. Gerçi Yunan tiyatrosu olarak başladı ama Roma tiyatrosuna dönüşüyor. Aspendos, Side, Nisa tiyatrosu, onlarca tiyatro var. Onlarca oyunu izleyen bir gelenek varken bugün oyunu izleme geleneği o kadar yoğun tiyatro yok Anadolu toprakları içerisinde. Genellikle Ege'de, işte İznik'te, belirli bölgelerde, yani çok doğuda bir tiyatro yok bildiğim kadarıyla. Yani Diyarbakır'da, Mardin'de veya Van'da bir antik Yunan tiyatrosu olduğunu ben bilmiyorum. Belki vardır ama o seyirci buharlaştı gitti. Ama günümüzde tiyatronun temel özelliğinde ve entelektüel birikimin özelliğinde şey vardır. Uzmanın ifadesine göre kendine muhalif olmak var. Tiyatro toplumu ayna tutar. Toplumun yanlışları, eksikleri ki Hamlet de onu ifade ediyor. Antik Yunan tiyatrosu da topluma yol gösteriyor. Yol gösteren bir sürü oyun yazarımız var. Onu yapan tiyatrolar var. Ne kadar insan varsa o kadar farklı tiyatro çeşitleri var. Yani aslında her biri siyasette uğraşıyor. Şöyle bir deyim vardır felsefede, bilimsel mantıkta. Siyaset yapmıyorum demek de siyasettir. Yani o bir temel unsur. Yani bağımsız olabilirsiniz ama şey olamazsınız. Yani tarafsız olmak bir yere kadar tarafsız olabilir ama yansız olamazsın. Yani emekten yanasınızdır. Emekten, alın terinden, akıldan, mantıktan, insandan, daha doğrusu insandan yanasınızdır. Ya da ne bileyim kötücül güçlerden yanasınızdır. Tiyatro bunların hepsini aynı tutar. Yazarların, ressamların, heykeltıraşların amacı tamamen şeydir. Toplumu aynı tutmak. Toplumu güldürmek, eğlendirmek, rahatlatmak tiyatronun görevi. Ama iyi bir tiyatro, bize Yıldız Kenter'in öğrettiği bir şey vardı konservatuvarda. İyi bir tiyatro oyunu kafada keman kırmaz. Yani şu anlama söylerdi. Hiçbir oyun, hiçbir piyes, hiçbir şey bize tek yol şudur, tek yol budur demez. Bir sürü yol gösterir. Sizin bir beyniniz varsa, aklınız varsa, araştırmanız varsa kendi yolunuzu kendiniz bulursunuz. Tiyatro bir siyasetin şeyi olmaması gerekir. Yani ajitasyon tiyatrosu da var tabii, olacak bunların hepsi. Ne kadar toplumda kişiler varsa onlara seslenen tiyatrolar olacak. Ama genelde tiyatro bir sorunu ortaya koyar ama orada yan tutmaz, size bırakır onu. O daha doğru bilimsel yaklaşmaktır.
örneğin üniversite kavramında da öyledir. Üniversite dediğiniz zaman hocalar yansızdır. Hepsinin bir siyasi görüşü vardır, dinsel görüşü vardır ama görüşlerini kapı dışarısında bırakırlar, bilimi anlatırlar. Öğrenci kendi hangi inançtaysa, hangi görüşteyse, hangi doğrudaysa onu bulur. Tiyatroda da odur. Elbette yazar orada bir dünya görüşü vardır. Kimden yana olduğunu yazdıkları ifade ederler. Hiçbir şey ifade etmiyorum diyen insan da aslında ifade ediyordur. Ona bakmak lazım. Yani hiçbir toplumsal sorunu değinmiyordur, güldürüyordur, neşelendiriyordur ama A sorunu kenarından teyitle geçiyordu politika yapmakta. Öyle baktığınız zaman politika yapmamak diye bir şey yok. Doğru. Yani politika yalnız politikacılar yapmaz. Yani bizim yanlışımız şöyle geliyor. Politikayı politikacı, hayır. Politikacı politika yapıyor. Hepsi seçilmiş insanlar. Hepsi saygı duyduğumuz kişilerdir. A'dır, B partisidir ama sonuçta insanlar kendisini ilgilendiren her konuda siyasettir. Yani siyaset yapmamak, evet, siyaset yapmanın, bilim bize bunu öğretiyor ama bunu öğrenemeyen meslektaşlarımız da oluyor, rehberlikte de oluyor, başka meslekte de oluyor. Ya ben işte ona karışmayayım, buna karışmayayım, ette sütte karışmayayım. O mutlaka ya emekten yanasınızdır ya şeydir ki emekle sermaye kardeştir. Oturarak anlaşırsınız. Ortak noktalar nasıl diplomatlar tartışırlar, diplomasi dili içerisinde ortak metin çıkar. Çok sevdiğim bir meslektir ki o yüzden şey derler, rehberlik mesleğini de diplomasi mesleği derler. Yani farklı görüşteki insanları gezdiriyorsunuz. Hiçbir rehber bir gezide kendi siyasi görüşünü ve siyasi görüşünü, dinsel görüşünü ifade etmemesi gerekir. Orada yansız ve tarafsız olmak zorundadır. A görüşü, evet. B görüşü diyemezsiniz. Yani mesleğimizin özünde şey vardır. Bilimsellik vardır, akıl vardır, mantık vardır, emek vardır. Bizler emekçi, yani turizm emekçisiyiz, eğitim emekçisiyiz. Alın terimizi kiralıyoruz devlete. Devlete bize aktardığımız bilgiler karşısında bilgi veriyor. Acentalar aktardığımız bilgi karşısında bize yemi ödüyorlar. Öyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap olabildi mi? Evet. Başka sorular var mı? Sonuçta sanatın amacı eğlendirmektir hocam, değil mi? Hocam, Sezai hocam. Tabii, evet, eğlendirmek sanatın ama aslında bir şey var. Bertolt Brecht'in dediği gibi asıl amaç eğlendirmektir. Evet. Şimdi tabii çok doğru bir şey söylüyor. Muhsin Bey de onu söylüyor. Eğlendirerek eğitim. Yani Bertolt Brecht hocamız hocam, çağdaş tiyatronun en büyük. Yani sorular Antem var hocam. Kim? Buyurun. Sorular düşünmektir var. Düşünmektir de diyor. Buyurun. Batuhan Baygın her şeyden önce teşekkür ediyor. Antik Yunan komedyalarında eski komedyadan ilerleyerek orta ve yeni komedyada Agon ve Parabasis bölümlerinde seyreltme oluyor. Bu düzenleme ve eksiltmeler dini ritüellerin çeşitliliğini zedelemiş midir? Tabii bir anda tabii şimdi her yeni bir bakış açısı her bir yazar zedeliyor tabii. Yani zedelemeden şey var. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Biraz evvel söylerken Shiva örneği vermiştim. Şimdi antik Hint inancında Shiva hem yapıcı hem yıkıcı. Yani bir şeyi yıkamanız lazım ki onarmanız ve yeniden inşa etmeniz gerekir. Her gelen yazı, her gelen bakış açısı, agonlar, çatışmalar, her yazar birine karşı çıkarak ilerler. Antik şey de öyledir. Antik Roma tiyatrosunda, Yunan tiyatrosunda da farklı görüşler. Bu şeyi tabii bizim amacımız tiyatro konusu ve şey değildi ama kaba taslak baktığımızda her bir görüş bir önceki görüşe karşı olarak çıkar, muhalif olmak. Yani şöyle bir örnek vereyim, hani Nazım Hikmet'in bir lafı vardır. Babamdan ilerideyim, doğacak olan çocuğumdan gerideyim. Her yazar bir önceki yazarı reddederek gelir. Örneğin şey demiştir, buna paralellik olduğu için söylüyorum. Nazım Hikmet annesiyle bir duygusal ilişkisi olduğu gerekçesiyle şey çok kızar. Yahya Kemal Beyatlı'ya onun şiirini kötüler. Ama ilerlediği ve olgunlaştığı çağda ben divan edebiyatının, Osmanlı şiirinin, Yahya Kemal'in bu kültürün en doruk noktalarından biri olduğunu farkına varmamıştı. Bu benim ayıbım. Ama o zaman 19-20 yaşlarındaydım. Şu anda daha olgun yaştayım der ve Nazım Hikmet şeyin bir önceki geleneğin şairlerini göklere çeken divan edebiyatını, hem Yunus Emre hem Karaca olanları ve bir kültür bütündür ama her yazar bir önceki yazara, bir sanatçı, bizim de vardı ya, her rehber bir önceki rehberi beğenmez. Aa nasıl anlatıyor der. O bir güzel bir şeydir aslında. Yani beğenmemek bir anlamda ileri gitmenin, eğer şey ise karalama yoksa, işte ayağını tökezleme değilse beğenmemek bir anlamda ileri gitmenin de anlamı diye bakıyorum. Dediğiniz anlamda öyle cevaplandırabilirim aklıma geldiği kadarıyla.
Evet, başka var mı? Sayın Barış Atay, YouTube'da soru var mı acaba? YouTube'da Barış? Benim gördüğüm kadarıyla yok. Bakıyorum, yorumlar var. Yok, göremiyorum. Çok sayıda teşekkür var. Hocam bu arada Sevinç Erbulak ve Serdar Orçin yazdılar kesmemek için konuşmaları. Probaları olduğu için ayrılmak durumunda kaldılar ve bütün hem hocama hem bütün izleyicilere teşekkür ettiler, selam söylediler. Çok teşekkür ederim. Yok, değil mi Barış Atay? Yok, burada aşağıda daha biraz daha aşağıda var sorular. Devam ediyor burada. Bu arada da ben şeyi de belirteyim. Sema hocam da programı sunan hocamız da bir tiyatro kökenli olarak biliyoruz. Uzun yıllar kendini Ankara Sanat Tiyatrosu Üniversite Tiyatrosu'na verdi. Bir dönem. Diksiyonundan tonlamalarına da bakarsınız hemen yakalayacaksınız. Buna da teşekkür ediyorum. Simen Hoca'ya da böyle ilk türev var. İlk defa böyle karşılıklı oluyor. 30 ders yapıyoruz. İlk defa bu programa özgü oldu. Böyle bir karşılıklı konuşarak oldu. Ama keşke diyorum o şey olmasaydı, birkaç saatlik internette o fotoğrafları, yani Batı sanatında bol şeyler vardı, antik tiyatrolardan vardı. Ki başka bir sunumda zenginleşti. Olsun hocam, güzeldi. Hocam keşke demiyoruz biliyorsunuz. Tamam, özür dilerim. Tamam, siz daha keşke demiyorum ama sen Muhittin yakaladıysan sen. Yakaladım. Muhittin Tut arkadaşımız yazmış. Tamam. Troya'da tören kadehleri var. Tamam, dibi sivri, yani masaya konmuyor. İki taraf şarabı içtikten sonra yere çalarak kırıyor. Çanakkale'de sünnet törenlerinde limonata içen davetliler de bardağı yere çalarak kırıyorlar. Dionysos'ta bir bağlantı oluştu mu acaba burada? Gibi bir soru var. Şimdi arkadaşımız benim çalışmadığım yerden sordu. Yani bilemiyorum onu. Yani ama biraz evvel gerek Çimen hocam gerekse Sema hocam belirtiler, kültürün sürekliliği var. Yani eğer Çanakkale'deki insanlar, ben tabii düğüne katılmadığımı bilmediğim için bilmiyorum ama o gelenek farkına, mesela biz şeye koyamadık, fotoğraflarını kestik biçtik. Metin Ant hocamız şunu söyler: Anadolu köylüsünün oynadığı köy seyirlik oyunlarında ölme dirilme motifinde köyün erkekleri 40-50 yıl öncesinde halen yaşayan köyler var, Tunceli'de, orada, burada, Kayseri'de, yaz aylarında ve kış aylarında kıyafet değiştirerek kapı kapı dolaşarak oyun oynarlar. Bunların Dionysos'la bağlantılı olduğunu ispatlamıştır hocamız. Yani İş Türkçe Yapı Kredi Bankası yeni baştan bastı. Bende 1964 baskısı var. 14 yaşında, 15 yaşında tiyatroya yeni girdiğim yıllarda meraklı, anlamadan almışım. Metin Ant yazdı diye al demişlerdi bize. Şimdi yeniden basıldı. Fotoğraflar koydu. Dionysos ve Anadolu köylüsü. O kadar etkiliyor ki Anadolu köylüsünün yeme içme biçimini, oyunlarını ve davranışlarını. O konudan iki kitabı önerebilirim. Bir sürü kitap var. Bunlardan bir tanesi yine Metin Ant hocamızın yazdığı Dionysos ve Anadolu köylüsü. İkinci kitap Oyun ve Büyü. Bir kitapta ritüeller diye İslam mitolojisi. Bunlar Metin Ant hocamız dünya çapında uzman. Orada onların çoğu sorunun yanıtını orada bulabilirsiniz. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük isimlerden biriydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, yani bunu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ama çalışırım. Ne oldu? Not aldım ben onu şimdi. Hemen araştıracağım. İşte böyle zor soru gelirse biz mutlu oluyoruz. Yani bilinen sorular değil de bilinmeyen sorular bizi çalışma ve öğrenmeye yönlendiriyor. O açıdan çok doğru. Yoksa öbür türlü ezberci bir duruma düşeriz. Bildiğimiz lafları her sene aynı tekrarlarsak bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmadığım yerden sorduğunuz için. Yıldız Hanım'ın bir sorusu var. Ben Dionysos ile Diogenes herhalde. Diogenes arasında çok benzerlik olduğunu düşünüyorum Sezai Hocam. Sizce bir bağlantı var mı? Şimdi onu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Yine notlarımda vardı, koyamadık. Paris'teki bir papazın adı Dionysos'tan alıyor. Montmartre semtindeki 4. yüzyıla kadar bağlar var. Bağlar 5. yüzyıla kadar Paris'te Montmartre semtinde. Deniz adlı papazın adı Dionysos'tan geliyor ve o şeye dönüşüyor. Orada bir Fransa'da şaraba dönüşüyor. Yani Dionysos adını taşıyan bir papaz var ve bir anlamda Dionysos ritüellerini ve kültürünü uygulayan bir kişi olduğu konusunda elimde kaynak vardı. Onu da koymuştum ama dediğim gibi olmadı, ama olabilir bir olasılık. Yani Dionysos ismi Paris'teki belli bölgedeki bir papazın adı olarak geliyor. Yani daha erken dönem, Hristiyanlık döneminde, ama eski inançlardan adını aldığı konusunda da birkaç kaynak elimde var benim. Onu bilemiyorum. Dediğimiz kişiyi bilemiyorum. Tamam.
Cüneyt Uygur benim kurs arkadaşım galiba. Bir sorusu var ama yazmamış. Barış, ben şöyle söyleyeyim. İzin verir misin? Evet, evet. Şiven Hanım da şey yaptık, konuştuk. Bu seferlik yani normalde şey yapmıyoruz, böyle karşılıklı evet. Şeyler yapmıyoruz ama Cüneyt Hocam, Cüneyt abim diyeyim, çok iyi de bir someliyedir. Çok iyi bir rehberdir aynı zamanda. Kendisine, evet, sorusunu alalım. Sorusunu almak üzere bir şey yapıyorum. Bir dakika. Evet. Açabilirsiniz Cüneyt abi. Herkese iyi akşamlar. Üstadım çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sunumdu. Benim aynı zamanda da fikrinizi merak ediyorum. Duyuyor mu? Bir daha tekrar eder misiniz? Kesildi galiba. Sesim duyuluyor mu? Ha, şimdi geldi. Geliyor. Ha, tamam. Üstadım çok teşekkürler. Nefis bir dilletiydi. Çok güzel bir sunumdu. Ben tabii konunun şarap kısmıyla çok daha fazla ilgiliyim ve uzmanlığım bu ama sizinle paylaşmak ve fikrinizi merak ettiğim konu aslında Dionysos'tan hareketle öncesinde ve sonrasında işte İbriz'de Tarhundas'ın işaret ettiği gibi, belki demin de söylediğiniz gibi Enkidu'nun mesela vahşi bir insandan medeni bir insana dönmesi için içmesi gereken şeyin bira olması, yemesi gereken şeyin ekmek olması veya Tarhundas'ın İbriz'deki rölyefinde bir elinde buğday demeti, bir elinde üzüm salkımı olması, Dionysos'un gene kendi hayatının ortasında şarabın ve üzümün olması, daha sonra akabinde gene silsile içerisinde İsa Mesih'in son yemeğinde bu benim etimdir, bu benim kanımdır diyerek ekmeği ve şarabı göstermesi, üst üste gelen bu önemli şahsiyetlerin, tarihe yön vermiş olan mitolojik veya dini şahsiyetlerin hep fermantasyonu, yani mayalanmış elemanları işaret etmesiyle ilgili bunların tesadüf olacağını tahmin etmiyoruz büyük bir ihtimalle ama kazılarda ve arkeolojik olarak yaklaşımlarda da bunların çok önemli bilgiler olduğunu biliyoruz. Sizin bu konudaki yorumlarınız veya düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Tabii, teşekkür ederim. Ayrıca söz hakkı verdiğiniz için. Ya tabii, sevgi saygılarımla iyi geceler diliyorum. Bugünkü yönetici arkadaşlarımız öyle bir durum şey yaptı. Hep normalde ben de bir TÜREV'in sevdiğim bir kurumun bir parçası olarak kendimi hissediyorum, izliyorum. Bir katkıda bulunmaya çalışıyorum. Olanaklarım ölçüsünde bir katkıda bulunmaya çalışıyorum. İlk defa böyle sözlü oldu. Bir yerde iyi oldu. Her zaman olamıyor. Böyle olanağımız olmuyor. Ortam da böyle olmuyor. Şimdi tabii kültürel süreklilik bağlamında baktığımızda bu buğday ve arpanın ki arpayla başlıyor ilk önce bildiğim gibi. Herkes şarabı biliyordu ama son yıllarda yapılan araştırmalarda benim de yaptığım uzun zaman turu yapıyorum bazı gruplara. Beyoğlu'nda başlayan şarap ve rakı kültürü turu yapıyorum ben. Bilebildiğim kadarıyla elimde kaynaklardan yararlanarak. Şunu gördüm, siz biraz evvel belirttiniz. Şimdi bu Neolitik çağın ortalarına doğru buğday ve arpa evcilleştirilip tarıma alındığı zaman arpanın nemlendiğini görenlerden bir bira yapıyorlar ve birayı içtikleri zaman o sarhoş olmanın bir tanrısal bir lütuf olabileceği ve tanrısıyla bütünleşmek olarak algılıyorlar. Yazılı kaynaklar da bize onu söylüyor. Çünkü bu Muazzez İlmiyeci hocamız da bizim TÜREV'imizin en büyük destekleyicilerinden ve birkaç konuşması da yaptı. Çimen Filiz Paşa hocamızın da yakın arkadaşı, ahbabı. Onun bir kitabı var. Hepinizin bildiği, rehberlerin bildiği, olmayanların da bildiği kitapları var. Orada örnek de veriyor. Gılgamış destanında Sümer'deki verdiği Kremer de veriyor onu. Mesela Nuh peygamberin dedesi Utnapishtim'dir. Hepinizin bildiği gibi. Yani onun soyundan gelir Nuh. Yeni bir versiyondur. Nuh'tan daha eskidir. Utnapishtim
bir sedir ağacından gemi yapmayı önerdiğinde, yani bir tufan olayı olacak. İnsanlar tanrılara armağanlarını şarap bira bırakmıyorlar. İşte koyun keçi hediye etmiyorlar. O da diyor ki siz diyor, ben onları cezalandıracağım. Sen diyor benim bir sevgili kulum olarak, seçilmiş bir kulum olarak bir gemi yap diyor. Sedir ağacının olsun, her hayvandan bir çift al ve bir tufan olayı vereceğim diyor. Tufan olayı gerçekleşiyor ama gerçekleşirken gerekse Nuh peygamber ve Sümer kaynakları çalışanlara bol miktarda bira ve şarap veriyorlar. Yani işe kendilerinden geçsinler, işin ağırlığından ezilmesinler, onları biraz rahatlatalım anlamında onu düşünüyor. Ta oradan başlayan bir gelenek ve o yüzden de hep arkeolojik verilerde ortaya çıkan libasyon adı verdiğimiz kaplar vardı. Onları da koyamadık. O yüzden benim hayatımın en kendi adıma söylüyorum. En rahatsız olduğum bir sunum oldu kendi adım ama sağ olsun dostlarım maneviyatım yükseldiler, arkadaşlarım yakın çevremde. Şöyle ki nereye toparlayacaktım, ona işleyi bağlayacaktım olayı. O bira ve şarap tanrıdan geçme oluyor. Hatta birahanelerin sahipleri kadınlar oluyorlar Sümer uygarlığında ama aynı zamanda kadınlar patron olurken bu Sümer kaynakları şunu söylüyor. Birahanede siyasi konuşmalar olursa bunu idareciye bildirin diyorlar. Yani her birahane sahibi bir yerde muhbir vatandaş görevi yapıyor. Ama adamlar aldırmayı içince ileri geri konuşuyorlar biranın etkisiyle. Diyorlar ki bir tanrı bizi söyletti diyorlar. Yani olayı içeriden sıyırmak adına. Şarap içenlerde de aynı şekilde bol miktarda şarap dağıtıyorlar. Şimdi şarap gerçekten şöyle bir tanrısal var. Diyorlar ki Tanrı'ya libasyon diz çökerek, onun figürleri var Hattuşaş'ta diğer müzelerde, diz çökerek Tanrı'ya libasyon kabıyla şarap veya bira sunuyorsunuz. Bugünkü anlamıyla ey Tanrım, ey diyelim ki Dionysos, ey Kibele, ey Demeter, bak ben sana duamı ediyorum, buğdayımı bırakıyorum, arpamı bırakıyorum, sen ne olur bize fırtına verme, sen ne olur bize çocuğuma kötülük verme, ne olur sen bize Covid verme. Korona vermedi, dua ediyorlar. Al gülüm ver gülüm bir anlamıyla, anlatabildim mi? Yani karşılıklı bir oturup bir anlaşma yapıyorlar. Şimdi Dionysos şenliklerinde de şarap içtikleri zaman ve Tanrı'yı kesip parçalayıp bildikleri zaman tanrısal gücün kendilerine geçtiklerine inanıyorlar. Dinler tarihine baktığımız zaman da kurban kestiğimiz zaman kesilen kurbanın bir kısmını kendinize alıyorsunuz, bir kısmını dostlarınıza veriyorsunuz. Ama o kurbanı yemekle Tanrı'yla bütünleştiğinizi, İslam'sanız Allah'ınızla bütünleştiğinizi, Hristiyan'sanız bir anlamda kurban sayılan ekmekle şarap ayine katılmakla İsa'nın çektiği acıları nasıl paylaşıyorsanız, o libasyon veren şarapları sunmakla ta eski çağlardan beri bunun tanrısal bir içki olduğuna inanılır ve gerçekten insanı bir anlamda ölçülü bir sarhoşsanız insanlaştırıyor. Yani korkaksanız cesur oluyorsunuz. Söyleyemedikleriniz bazı şeye benziyor bu şu anda. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Bu şeyleri izliyorum sosyal medyayı. Birbiriyle baş başa kaldığı zaman küfredemeyen, nasılsın diyen insanlar orada küfür yazıyor, hakaret ediyor. Çünkü rahat. Bir anlamda şarap görevi gibi sosyal medyada olumsuz yazılar yazıyorlar. Şunu yazıyor, baş başa kaldığı zaman yazmayacak. Diyor ki bu benim işimi kolaylaştırıyor. Şarap diyor ki ben içersem bunu, hiç olmazsa Tanrım'ın karşısına gidersem duamı rahat ederim diye düşünüyor o dönemin insanı. Rahatlatan bir unsurdur. Bunun bir başka siyasi boyutu da vardır. Bir örnek de vardı, onu koyamadım. Mesela Alman burjuvazisi, Alman sermayesi çok güzel bir şey yapıyor. Çok iyi bir demokrasileri var. Çok iyi bir ekonomik yapıları var. Buna bağlayacağım konuyu. Diyor ki bir Türk işçisine sen diyor al diyor şu parayı. İyi bir para veriyor. Bayram tatili, yılbaşı tatili veya yıllık izinle al bu parayı. Al altına bir Mercedes çek. Dönüşte de diyebilirsin. Kiralayabilirsin. Git diyor bir ay. Antalya'da tatil yap diyor. Tatil yaptır diyor işçisine. Oysa biz akademisyenler hiçbirimiz kalkıp da ve hangimiz kalkıp da Antalya'da bir hafta 5 yıldızlı otelde kalabiliyor. Alman işçisi kalıyor. Bir aylık parasını veriyor Alman hükümeti. Döndüğü zaman Volkswagen fabrikası zevkle çalışıyor adam. Boşalıyor, rahatlıyor, dans ediyor, eğleniyor, yüzüyor. Bu törenler de insanları üretime katıyor. Yani Dionysos törenlerinde eğlenenler, bu şeyi yaşayanlar, törenleri yaşayanlar Kır Dionysos'unda olsun, şehir Dionysos'un törenlerinde olsun toplumsal yapıya ve siyasal iktidara biraz da yaparak, minnet duyarak ilk biz bunları yaptık, siz de bunlara bize izin verdiniz diyerek üretime dört elle sarılıyor. Yani insanı rahatlatma şeyidir o.
Yani içmezseniz de şerbet içerek de rahatlarsınız. Tabii bugün kültüründe farklı seçenekler de var. Ama o dönem içerisinde o törenler antik Yunan toplumunu ve Anadolu toplumunu rahatlatan unsurlardı. Tanrısal bir etken olarak düşünmüşlerdi. O yüzden de o Dionysos öncesinde Nuh'un gemisinde başlatıldığı söyleniyor. Bu söylendi tabii, elde kanıt yok ama Nuh'un gemisinin bir efsanesi var, söylentisi var. Doğru olabileceği düşünülüyor Nuh'un gemisi konusunda. Kimisi doğru diyor, kimisi değil diyor ama çok eski çağlardan beri bir şey için söyleyemem rakı için ama şarap için ve bira için daha o çağlardan 10 bin yıldan beri tanrısal bir şey olduğunu Hitit kaynakları bize bunu bildiriyor. O konuda bir arkadaşımız 2-3 Hitit şeyi var, ritüelleri üzerine kitapları var bu konuda. Orada da getiriyor biranın ve şarabın tanrısal olduğu konusunda son derece sağlam veriler var. Kadehlerle ilgili var. Yani altın kadehler var. Tabii Tanrı'ya sunulan kadehler altın oluyor. Halkın içtiği de seramikten olarak gelebiliyor. Evet. Ceren Ergünsoy izinimizi istiyor. Çok teşekkürler Ceren'e. Provası ve yarın oyunu var. Çok teşekkürler Deniz Canım. Teşekkürler evet. Ceren Hanım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizi yalnız bırakmadınız. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi oyunlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi provalar. Sağ olun. İyi çok provalar. Çalışmalar. Kolay gelsin Ceren. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Evet. Cüneyt Uygur dostum, meslektaşım, biraz yararlı olabilirim bilmiyorum. Aklıma gelenleri paylaşmak istedim. Bir kere katkınıza teşekkür ediyorum. Aynı mesleği yapmaktan onur duyuyorum sizlerle. Hem de Sema hocalarımın kurs arkadaşıymışsınız değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Evet evet. O da güzel bir kurs arkadaşı. Yani sizler 89. Çok şanslısınız. Sizin hocalarınız benim de yakından tanıdığım Cevat evet. Bayburtoğlu, Ekrem Akurgallar evet. gibilerle ben uzaktan da olsa bir ahbap olma şansına eriştim. Yaşamın gereği tabii ve evet. mesleğim gereği. Ben kendimi şanslı Çok teşekkür ederim. Ben de evet aynen çok şanslı bir dönemde eğitimlerimizi bitirdik. Daha sonra benim şarap ve fermantasyon olan ilişkim çok farklı geliştiği için de aslında sizin bu sunumunuza özellikle katılmanız çok yoğun bir özel hayatım olmasına rağmen bugün özellikle sizi dinlemek istemiştim ve başardım bunu. Çok teşekkür ediyorum bütün bu sunum için. Her ne kadar siz kendinizi çok beğenmiyor olsanız da büyük bir ışık verdiniz, büyük bir keyif verdiniz. En azından ben öyle hissediyorum. Benim bu konuyla ilgili, yani şarap konusuyla ilgili bu güzel akşama belki şöyle bir katkım olabilir. Naçizane muhakkak ki sadece kendi adıma. Aslında... Evet, bir anlamda belki endüstriyel veya kapitalist sistemin alkolü bir şekilde bir şey uyuşturucu veya distracting, rahatlatıcı bir unsur gibi kullanıyor olmuş olması mümkün, hemfikirim. Gene de şunu da göz ardı etmeyelim. Ki kadim medeniyetlerde aslında bunlar çok özel şeyler, unsurlar, elemanlar, bir takım pencereleri, beynimizdeki bir takım kaliteli yolları açmak üzere kullanabileceğimiz tadında eğer değerli Üstad Sokrates'in söylediği gibi az boyutlarda ve suyla biraz belki karıştırarak kullandığımızda çok farklı boyutlara ulaşabileceğimiz, bizi başka yerlere götürebilecek çok değerli aynı zamanda kaliteli unsurlar. Bir de fermantasyonun, mayalının medeniyetle olan ilişkisinin çok kuvvetli olduğunu, hatta belki de direkt ilişkili olduğunu şahsen düşünüyorum. Eğer o olmasaydı, yani fermente edemeseydik peyniri, ekmeği, birayı, bugün belki bu konuları konuşamıyorduk. Belki de sedantrize olamayacaktık. Yani yerleşik bir sistemde olamayacaktık. Çünkü ürettiği şeyleri saklayamayacaktık büyük bir ihtimalle. Yani tek ihtimali belki buydu. Bu anlamda İsa Mesih'in de Terhundas'ında, Napiştim'in de,
veya gördüğümüz bütün değerli, önemli mitolojik veya motifin altını çizdiği bir şey var ki evlatlarımız fermantasyonu hafife almayınız, o biziz. O medeniyettir demek istemişlerdir diye düşünüyorum. Bu anlamda tekrar tekrar hem Türev'e hem de nezdinizde Sezai Bey çok teşekkür ederim değerli bildiğiniz. Ben teşekkür ediyorum. Açtığınız için de. Haydi yani şöyle teşekkür ediyorum. Kısaca bir kere o mayalanma olayını açmanız çok doğru. Ben şarap uzmanı değilim, hiç anlamam da. Yani ben çok kıskanırım dostlarım. Mesela Murat Yankıva, sizler yazıyorsunuz. Ben şarabın tarihini biraz bilirim ama kalkıp da içsem hangisi nedir, kalitesi anlayacak bir damak tadım yok. Gurme tadım yok ama gurme tarihi okutuyorum. Çok isterdim yani zeytinyağının sızma olup olmadığını bilenler var. Ben anlamam yani bakarım o konuda gerçekten bir damak zevkim yok. Ama tarih olarak öğrenmeye çalışıyorum ama en büyük devrim mayalanma devrimi. Yani ekmeğimiz olmayacaktı. Bırakın şarabı, ekmek denen bir olay olmayacaktı. Yani aslında siz iki saati iki cümleyle özetlediniz. Yani mayalanma olmasaydı insanlık olmayacaktı. Yani için özü o bir anlamda. Yani çok doğru bir şey. Hadi içkiyi de az alırsanız, ben hiç hoşlanmam sarhoş olan insandan, hiç hoşlanmadığım insan tipidir. Ölçülü alabiliyorsanız alkolü ve insani boyutlarda alıyorsanız gülüyor. Bir anlamda ne oluyor tabii? Fazla alan alkolü üç yüzünü ortaya koyuyor. Yani size saldırabiliyor, kavga çıkarabiliyor. Yani sizi bir anlamda kişiliğinizi de ele verebiliyor. Aldığınız alkolün düzeyi ve derecesi, insanlaşma ve insanlaşmama sorununu da ele veriyor diyorum. Böyle yanıtlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Sanıyorum başka yok. Sorumuz yok değil yok. Mi? Yok, yok. O zaman ben herkese tekrar teşekkür ediyorum katıldınız. Lütfen Türev'in YouTube kanalını tanıtın, izleyin, izlettirin. Bu şekilde bize yardımcı olmaya, destek olmaya çalışın. Herkese iyi akşamlar diyorum. Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. Herkese